15 Mayıs Pazar Türkiye At Yarışları Televizyonu'ndan, Tay TV'den, Son Düzlük'ten herkese mutlu bir pazar günü diliyoruz. Ben Hakan Cantlas. Bugün tay denemeler özel, dişi tay deneme ve erkek tay deneme özel koşulları programında, Son Düzlük'te, özel Son Düzlük'te değerli Üstad Ali Kayakıt ve sevgili Tolga'nla birlikteyiz. Nitekim Eray bu haftada İzmir seyahatlerinden dolayı bizlerle birlikte değil ama zaten programda bugün diğer koşular yok. Sadece dişi tay deneme ve erkek tay deneme koşularını değerlendireceğiz. Deneyimli ve sağ olsun bizi hiç yalnız bırakmayan, bu tip özel günlerde yalnız bırakmayan değerli Üstad Ali Kayakıt. Bakalım birebir tek tek takip ettiği atlar var idmanlarında, sabahın erken saatlerinde izliyor. Sevgili Tolga Han'la birlikte, bugün o da tabii sabahın erken saatlerinde. Naçizane biz de geldiğimiz zaman sabahın erken saatlerinden itibaren bu koşulara özel çalışmalarımızda bulunduk. Bakalım neler çıktı heybemizden diyelim. Ve bugün öncelikli olarak hem dişi tay deneme hem erkek tay deneme de koşacak olan tüm safkanlarla birlikte, günün programında koşacak olan bütün safkanlara başarı dileklerimizi iletelim. İlgililerine de hayırlı uğurlu olsun dedikten sonra, Ali abicim hoş geldin. Hoş bulduk Hakan'cığım. Dişi tay deneme ve erkek tay deneme koşularında hep birlikte oluyoruz zaten. Evet. Bugün de yine beraberiz seninle. Neler söylemek istersin? Vallahi neler söylemek isterim. Bizim sıkıntımız erkek tay deneme ve dişi tay denemede İstanbul dışından gelecek olan taylarda. Örneğin İzmir'den gelen var, Ankara'dan gelen var, Bursa'dan gelen var. Hatta Adana'dan önce Ankara'ya gidip daha sonra İstanbul'a gelecek olanlar var. Dolayısıyla onları görememe şansımız olduğu için. Amma ve lakin TCK sitesinde de idman pisti görüntüleri var. Dolayısıyla arkadaşlarımız da onları tabii, ara ara ekrana getirecekler zaten. Tabii onlar evet gelecek. Evet. Ama yine de söylediğim gibi hepsini bir araya şimdi getirmesek de bizi peşinen söyleyeyim. Yarış severler hani ola ki istediğimiz tam bugün olmazsa ama Sait Akson koşusunda hiç merak etmeyin o gün de geleceğiz. Zaten Gazi koşusunda klasik olarak buradayız hep beraber. Gazi koşusunu da tabii masaya yatıracağız. Umarım size faydalı oluruz, yararlı oluruz diyorum. Şimdi şöyle yapalım. Programımızın akışı şöyle olsun. Öncelikli olarak arkadaşlarım ekrana dişi tay deneme koşuları ve erkek tay deneme koşularının deklarelerini getirecekler. Hazır tablo bizim de elimizde var zaten, takip ediyoruz. O gelecek ekrana. Ardından da koşan atlar üzerinden hızlı hızlı teker teker değerlendirme. Ve bu esnada da bu safkanların koşup kazandıkları yarışları, İdman pisti görüntülerini arkadaşlarımız ekrana getirecekler. Biz de buradan atlarla ilgili görüşlerimizi paylaşacağız. En sonda da tamamen bütün safkanlarla ilgili değerlendirmemiz bittikten sonra her birimiz beşer atlık bir sıralama yapacağız. Evet. İlk beşi tabelamız bu şekilde oluşmasını bekliyoruz şeklinde bir sıralama hazırlayacağız dedikten sonra arkadaşlarımız da ekrana getirecekler zaten. Dişi tay deneme, erkek tay deneme koşusunun tablolarını hep birlikte göreceğiz. Ve müsaitseniz başlayalım. Telefonlarımızın da seslerini kıstıktan sonra inşallah hemen startı verelim. Evet. Var mı erkek ilaveler? Erkek tay denemede 16 at dekler oldu. Evet. Dişi tay denemede 21 at dekler oldu. Aslında kayıt 24 attı ama Ankara'yı tercih eden İki isim var. Bir isim de bugün koşmaza düştü. Hı hı. Yani daha doğrusu deklere günü koşmaza düştü. Dolayısıyla dişi tay deneme nispeten kalabalık olacak. Evet. Erkek tay deneme de geçtiğimiz yıllara göre epeyce kalabalık oldu diyebiliriz. Tabii. Evet. Bugün aynı zamanda gün içerisinde dedik çok önemli koşular var. Mehmet Yavuz Yılmaz koşusu ve merhum Hasan Adalı koşuları da günü hakikaten kıymetlendiren, değerlendiren koşular. Hem Hasan Adalı büyüğümüzü hem Mehmet Yavuz Yılmaz kardeşimizi de bir kez daha saygı ve rahmetle analım. Hem değerli büyüğümüz hem kardeşimiz nurlar içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun diyelim. Amin. Bu güzel günde de onlar adına koşulacak olan koşularla da gün daha bir güzelleşecek, daha bir değer katacak güne diye düşünüyorum her iki koşuda. O zaman tempomuzu hiç düşürmeden hemen başlayalım. Dişi tay deneme koşuları ile ilgili görüşlerimiz. Arkadaşlarımız ara ara tabloyu ekrana getirecekler. Atlarla ilgili zaten kendi chartları var.
Onları da zaman zaman akışımız içerisinde göreceksiniz. Bir numaralı Anadolu Harikası'yla başlıyoruz. Dişi tay deneme koşusunda. Anadolu Harikası 63 handikap puanına sahip ve bu koşuya, evet arkadaşlarımız da getirdiler zaten ekranda görüyoruz. Anadolu Harikası 63 kiloyla start alacak, 63 handikap puanı var. Akın Sözen'le start alacak. Akın Sözen ilk kez Anadolu Harikası'na binecek. Daha önce Vedat Abiş'le start alan Safkan, son koşmuş olduğu Derya Beşikçi koşusu öncesinde ekip değişikliği oldu, el değişikliği oldu ve Kahraman Ekürsü'ne, Harun Kahraman Ekürsü'ne geçti ve koşmuş olduğu yarışta da tatminkar bir performans sergilemişti. Arkadaşlarımız o koşuyu da zaten ekrana getirirken, Ali abi istersen Anadolu Harikası ile ilgili görüşlerini alalım senden, dinliyoruz. Anadolu Harikası'nı sevgili Harun Kahraman aldığında sabah tribünde oturuyordum. Harun geldi, biliyorsunuz daha önce de dostane ilişkilerimiz var. Hayırdır Haruncuğum dedim. Dedi evet. Ki ya açık yarış koşalım. O yüzden dedi Anadolu Harikası'nı aldım dedi. Hı-hı. Tuğban Bey'den dedi. Hı-hı. O zaman hayırlı olsun dedim. Ama şu anda Tay Ankara'da tabii. Evet. Oradan hazırlanıp gelecek. Son durumlarını tabii göreceğiz, idmanlarını. Erhan Dublen zaten antrenörü benim aile dostum. Kadim dostum. Dolayısıyla onlardan da ekstra bilgiler alacağız. Ama çok iyi bir tay oldu. Aşikar. Şu anda virajı önde dönen bu tay. Bu son koşu değil zaten. Şevket Belgin koşusu. Evet. Arkadaşlarımız daha sonra Lega Lady'nin kazandığı ve Anadolu Arkası'nda tabela içerisinde yer aldığı koşuyu da ekrana getirecekler arkasında. Evet. Valla şimdi normal Çin pistte nasıl koşacak onu çok merak ediyorum. Dikkat edersen tırnaklarından atların şeyler kalkıyor. Evet. Yani o da çok önemli. Zannediyorum Gazi koşusu günü hava çok güzel olur. Umarım güzel olur. Hem yarış severlerin bir araya gelmesi bakımından hem de tayların rahat koşması bakımından. Abi Gazi'ye kadar daha var. İnşallah bugünkü piste göre şey yapacağız ama. Ama normal piste olacak zaten. Tabii. Ama bu tay özelinde bir şey söyleyeyim. Gazi koşup koşmayacağı belli değil. Çünkü kısrak koşusunu koştuktan sonra alacağı neticeye göre tabii, atın Gazi koşmayacağına karar verilecek. Tabii. Dolayısıyla hani Gazi için şu an için Ekür'ün diğer atı Hardmet tamam ama Anadolu Harikası şu an için net değil. Evet. Bu koşu, bugünkü dişi tay deneme koşusu ve uzayan mesafedeki kısrak koşusundaki neticeye göre tabii Gazi mutlaka zaten evet. Altyapı budur. Onu hepimiz biliyoruz. Ama çok iyi bir tay oldu. Aşikar. Bakalım dişi tay denemede şansı ne olacak? Yani çok ciddi rakipler var. O bir gerçek. Ama tabii boş bir tay değil. Altyapı sağlam. Çok iyi bir kan hattına sahip. Onu da şimdi hemen Toruk Makto. Invincible Spirit. Invincible Spirit. Evet. Çok iyi bir kan hattına sahip. Mystic Spirit. Invincible Spirit, Spirit kızı. Çok evet. Çok ciddi bir kan hattı var. Evet. Çok iyi bir kan hattına sahip. Bakalım ben de çok merak ediyorum nasıl olacak. Peki Ali abi radikal sorular soracağım. Direkt sor. Soracağım. Senin ilk beşine giriyor mu girmiyor sonra ama ilk beşte. Şu anda bir beş o son yarışına göre girmiyor. Girmiyor. Çünkü en son diyeceğiz ki bir ilk beş hazırlayacağız. O ilk beşte evet. Var mı yok mu? Açıkça girmiyor en son yarışına son yarışına göre ilk beşte yoktur. Son evet. Yarışta zaten ekranda. İdman pistinde zaten Ankara'da hazırlanan gelen atlardan bir tanesi. Evet. Cuma günü akşam saatlerinde İstanbul'a intikal eden evet. Kısrak. Bugün de start alacak. Var mı ilaven yoksa Tolga'na döneceğim bakalım. Tolga'na dön bu evet. Tay'la ilgili. Evet. Tamam benim söyleyeceğim bu kadar. Peki Tolga'n. Sen ne dersin? Ekürü'ye yakın da bir isim bize evet. Zaten. Neler söylersin? Yani bilgilerin bir kısmına da vakıfız. Her ne kadar at Ankara'da da olsa. En azından ekip içinde ekibimizin, de dikkatle takip ettiğimiz tabii. Bir isim. Ankara ekibindeki tabii. At. Evet. Ankara ekibimizin hazırlayıp buraya getireceği isimlerden bir tanesi. Yarış hayatına çok gösterişli başladı. İlk yarışından sonra da biz ekrana getirip ne kadar beğendiğimizi de ifade etmiştik. Akabinde eksik tecrübesine rağmen yine Ankara'dan İstanbul'a gelip daha güçlü rakiplerini öbür yarışı gösterelim evet. Evet kazandığı yarışı. Kazandığı yarışı at özelinde konuşurken onu verelim. Onu verebiliriz evet bu bahsettiğimiz yarış işte. Sertleşen rakiplerini de burada geçti. Önemli bir yarış yaptı. Startla birlikte öne çıktı. Zaten at koşmayı böyle isteyen hemen startla birlikte o çabukluğu yapabilen bir isim. Burada da aynı şeyi yaptı.
bu kazanmış olduğu ikinci yarış, yarış hayatının ikinci yarışı. Çıktı. Jokey'ine tabi düzlükten sonra da rakiplerine direndi. Son startında ise yeni ekibinde işte bizim ekibimizde koştu. Son startında ise ara sonrası katılmıştı. Çıkıştan itibaren de çok böyle istediği yerlerde gidemedi Safkan. Versinler o koşuyu. Evet, o koşu gelebilir ekrana. Son start ekrana gelebilir. Demin gösterdiğiniz yarış. Evet, burada kazandığı yarıştı. Son kazandığı yarıştı. Burada ise evet. Bakın çıkıştan itibaren 7 kulvardan çıktı. Sarı formalı Safkan. Evet. İlk kez gözlük denenmişti. Evet. O gün için. O da Vedat Abiş'in daha ileriki ekibindeyken gördü ve dedi ki bu ata bir gözlük takılmasında fayda görüyoruz dedi. Bu arada yapı olarak çok kompakt, daha minyon, fizik olarak da ufak tefek bir evet. kısrak ama yüreğiyle koşan bir kısrak olduğunu da söyleyelim Anadolu arkasında. Evet. Yani burada Desert Fairy'den numarayı almak istemedi diyelim. Çok preslemedi. Evet. Vedat doğrusunu da yaptı. Öyle olunca da düzlükten itibaren Safkan da alışık değil önünde at olmasına. Biraz evet. bocaladığını düşünüyorum ben. Biraz koşu stilde etkilediğini düşünüyorum. Evet. Sonrasında acaba tabela dışı mı kalacak gibi bir hissiyat oluştu son 200'e gelindiğinde. Evet. Fakat ne zamanki dışından rakibini gördü, tekrar bir canlanarak hücum etmesi bence oldukça önemliydi, etkileyiciydi sonlarda tazelemesi. Evet. Bariyer dibinde burada Leganort, Legaleydi, Leganort'un tayı. Evet. Güzel sprint yaptı. Çok güzel yerlerden çıktı düzlüğe. Fakat işte buradan itibaren pistin dışındaki Anadolu harikası da gayet güzel tekrardan hücum etti. Tabii şimdi ekip artık daha iyi tanıyor Tay'ı. Mutlaka kendilerince iyiye gitmesi, performansını biraz daha yukarı taşıması için müdahaleler yapıyorlardır. Zaten baktığımızda da koşunun favorilerinden bir tanesi Legale'ydi. 3 boy kadar, 4 boy kadar arkasında, kapanmayacak bir fark değil. Ben söz sahibi olacağını düşünüyorum Anadolu harikasını. Evet. Hemen Baspalya'ya geçiyoruz. Tempomuzu arttırıyoruz. Baspalya'da ekür olarak, Kurt ekürüsünün safkanları olarak Ahmet Kurt, Kemal Kurt ekürüsünün safkanları olarak katılacaklar. Müslüm Çelik'le start alacak Baspalya. Daha önce Bursa, Ankara, Kocaeli ve son koşusunda İstanbul'da yine deminki koşuda Derya Beşikçi koşusunda koşmuştu. Arkadaşlarım ekrana getirirlerse koşuyu da hemen Ali abiden Baspalya ile ilgili görüşünü almak istiyorum. Ben babası Amerikalı olduğu için Baspalya ile ilgili abi. Şimdi Legaleydi yarışını demin verdiğiniz getirebilirsiniz o koşuda koşmuştu. Evet. Evet. Şimdi pistte biraz eksik koşar diye düşünüyorum. Ama tabii umuttur bu. Evet. Atın sahibi bir umutla tabii bunu buraya yazıyor. Evet. Müslüm Çelik'in de tabii moralini bozmak istemeyeyim ama bana göre kum pistte daha farklı koşar bu Tay. Peki. Tolgan? Çim'de iki yarış kazanmış. Evet. Baspalya. Kum'da da bir yarış kazanmış ve bir ikinciliği, bir tane de dördüncülüğü var kaba kum pistte. Baba Amerikalı doğru ama kısrak babası da Siri Pekkan Ali abi. Buradan evet, biçimi kurtarabilir onu. Diye evet. düşünüyorum. Siri Pekkan'dan geliyor olmasıyla aşağı tarafının. Son startında 8. kaldı Baspalya. Ondan bir evvel 4. olmuştu. Yine az önce izlediğimiz Anadolu harikasının değerlendirdiğimiz son kısa vade 8 koşusunda start alan isimlerden bir tanesiydi. Buralarda 8.likte döndü virajı. Son düzlüğe çıktıktan sonra da böyle çok iyi de artıramadı. Bakalım bugün ona da başarılar. Daha iyi yerde umarım ki bitirir. Pekala. Ve Bella Amura'ya geliyoruz. Yine Kurtel ekürüsü safkanlarından. Evet, evet. Sayın Gülsen Soyupak üzerine start alıyor Bella Amura. Ve babası Bala Bali, bir Brezilya menşeli aygır. O da son İstanbul'da koşmuş olduğu koşuda Nadas koşusunda start aldı. Dişilerle birlikte koşmuş olduğu Nadas koşusunda Mustafa Çiçek'le start almıştı. Bugün ise Gökhan Gökçe ile start alacak ve Nadas koşusunun beşincisi oldu. Arkadaşlarımız koşusunu ekrana getirirken görüşlerinizi öğrenmek isterim. Evet. Bana aynı mesafe yarış. Son koştuğu yarışın Nadas koşusuyla aynı mesafede koşacak. Benim merak ettiğim taylardan biri. Çünkü bunun anne kan hattı Dynaformer. Yani çok iyi bir kan hattına sahip. Dolayısıyla Çin pistte farklı koşacağını düşünüyorum ben. Evet. Evet, Nadas koşusunda güzel bir beşinciliğe imza attı Safkan o gün için. Ondan evvelki yarışlarında da İlk iki startını kazanmıştı. Bursa'da, düzeltiyorum, İstanbul'da bir dördüncülüğü var.
Sonra sentetikte üçüncü ve burada Çim'de Nadas koşusunda yakın ara bir beşincilik. O gün Mustafa Çiçek de start almıştı Safkan. Güçlü bir kağıdı var. Kurtele Kürisi'nin de buradaki gizli silahlarından bir tanesi diye düşünüyorum. Sürpriz adayı bir isim. Evet. Pekala, yani ilk 5'e koyduklarınız varsa bu saydıklarınız evet, içerisinde... Evet, ilk 5'te değil bende. Değil, pekala. Hemen ardından Chain of Destiny geliyor ki tabii bu hafta içerisinde en çok konuşulan, yarış medyasını, yarış gündemini en çok meşgul eden safkanlardan, taylardan biri oldu Chain of Destiny ki. Aslında yarış hayatına baktığımızda Chain of Destiny'nin start alması gereken birçok koşuda start alamadı. Evet. Dekler olduğu koşularda koşmuş olduğu yarışa, daha doğrusu dekler olmuş olduğu yarışın ilk koşusunda da çıkmıştı. Daha sonra ikinci koşusunda Halis Karataş ile start aldı, kazandı o koşuyu ve ondan sonra dekler olduğu diğer koşuların hepsinde start önünde yaşamış olduğu problem nedeniyle koşudan çıkmıştı ki hafta içerisinde çok gündeme gelen isimlerden bir tanesiydi. Acaba bu kez Safkan yarışa başlamak adına start makinesine girecek mi? Girmeyecek mi? Veyahut girdikten sonra bir problem olacak mı? Bu esnada diğer tabii koşuda çok kalabalık da bir koşu. 22 tane at koşu. Bunların içerideki o bekleme esnasında ne şekilde etkilenecekler? Bunlarla ilgili bir takım öneriler, çözümler sunuldu tabii dostlar tarafından da. Bu konularda çok tartışıldı. Ki ben de kendi adıma görüşüm nettir o konuda. Hani sonuç itibariyle Chain of Destiny'nin tabii bir başka özelliği de çok önemli bir özelliği. Çok özel bir safkanın anne kardeşi evet. olmuş olması. O da kim? Long Runner. Runner gibi bir şampiyonun anne kardeşi olması sebebiyle çok merak edilen isimlerden bir tanesi. Koşabilirse, koşabilirseden kastımız da start girişlerine, çıkışlarına, dış startta 21 startı aldı. 21 safkan koşuyor. Secret Power'la beraber tercihli start isteyen iki isimden bir tanesiydi. Neler söyleyeceksiniz Ali abi? Senin de yakından izlediğin isimlerden biri olsa gerek. Tabii ben şunu söylüyorum. En son girecek starta. Zaten tercihli start aldı bu. Startı 21. Evet. Dolayısıyla en son gireceği için girip startın o verilmesi... Önden giriş olayı vardı hatırlayacaksınız. Bir önceki koşusunda önden giriş yaptı ve girdi aslında içeriye. Şimdi bu sefer dış start. Evet dış start. Önden girişte ilk girmesi gerektiğinden içeride bu sefer... yaramazlık yaptı. Diye. Ya ekip için ne zor? Hani 40 katır mı 40 satır mı? Önden girip içeride mi fazla beklesin? Yoksa en son girip düz bir şekilde tam girmeye mi çalışsın? Tam bir dilemma aslında aynen. Baktığınızda. Ekip de evet, çok çok ilginç bir şey. Geç girsin ama ne yapalım? Önden girmesin yoluna gitti. O kararı yani. Verebilmek zor bir karar. Müthiş zor. Tam bir dilemma ve baktığınızda hani öyle olsa bir başka evet. türlü, öbür türlü evet. Bakalım artık. Ali abicim söz sende evet. neler söyleyeceksin? Ben bunu söyleyeceğim bir kere en son gireceği için sanıyorum herhalde starta girer. İyi de çıkış yaparsa mutlaka ilk 5'te. Evet. İlk 5'ine koyduğun isimlerden evet, bir tanesi. Bir tanesi Chain of, evet. Chain of Destiny. Evet. Bakalım Tolgahan neler söyleyecek? Yani baba Torok. Evet. Anne Longrunner'ın da annesi. Anneden Longrunner'ın kardeşi. Torok'un zaten Gazi dahil olmak üzere sayısız başarılı. Temsilcisi var. Çok da güzel bir at. At güzeli. Pedigri çok özel. Çimi bambaşka koşuyor. Tam bir Çim pist atı. Eşgal muazzam. Koşabildiği tek yarışında da umut verdi geleceğe dair. Hepimizi de bir heveslendirdi. Acaba işte özellikle kısrak koşusuna göz kırpacak performansları sergileyebilecek mi diye ama bir türlü de göremedik. Yani ikinci kez koşmasını maalesef ki göremedik. Gönül ister ki böylesine özel safkanları izleyebilelim. Sorunsuz bir şekilde koşabilsinler. Fakat şu hızlanışı adeta tabii. Kenter, sabah yani, kenteri yani. Yani. Potayı geçişi falan. Tabii bu safkan yarış koşamazken rakipleri harp gördüler, deneyim kazandılar, formlarını yükselttiler. Her ne olursa olsun idmanla yarış farklıdır. Starttan düzgün çıkarsa yarış tecrübesinin eksikliğinin de kurbanı olmazsa Chain of Destiny iddialı bir yarış koşar. Dişitay denemeden daha çok sorunsuz devam ederse kısrakta daha da iddialı olur diye düşünüyorum. Ayakları düz bassın diyelim. Başarılar, sorunsuz bir kazasız, şekilde belasız. Starta girip koşması en büyük temennimiz dedikten sonra Grimmie'ye geçiyoruz. Grimmie son koşusunda kazanırken aslında önemli bir sürprize imza attı ama
bizim programı izleyenler veya gazetede yorumlarınızı takip edenler Glimmi'yi ne kadar çok tuttuğumuzu ve ön planda benim o gün mesela favorimdi. Ekip olarak da çok tuttuğumuz bir isimdi Glimmi. Enteresan bir yarış kazandı. Zira jockey'nin kepinin çıkmış olması, arkada da Jador'u engellemiş olması ki arkadaşlarım koşuyu ekrana getirirse göreceğiz onu da. Ciddi anlamda tartışma konusu olmuştu. Fakat Glimmi yanına at sokmadan problemleri, sorunları çözülmüş bir Glimmi yanına at sokmadan güzel bir performansla koşuyu kazandı. Bakalım bu kez 1600 metrede nasıl bir netice elde edecek Glimmi. Nitekim son koşmuş olduğu koşusu da kazanmış olduğu koşusu da 1600 metreydi. Zor bir mesafedir 1600 metre. Şimdi kısa desen tam kısa değil. Evet. Uzun desen tam uzun değil. Özellikle İkiliden üçlüye dönen taylar için, üçlüler için enteresan ve sıkıntılı mesafelerden biridir 1600 metre. Bu 1600 metrelik yarışında da az koşusunda kazanmıştı. Bir kez daha aynı performans sergileyebilecek mi? 1.37.44 ile kazanırken o koşuyu. Bu kez bakalım o derecenin altına inecek olan atlar olacak mı, olmayacak mı? Görüşleriniz neler Ali abi? Önce söyleyeyim ilk beşte yeri var mı? Sonra değerlendirmesi. Benim vallahi şimdi atın yarış kazanabilmesi için bazı faktörler var. Bu faktörlerin başında da sanırım jockey geliyor. Yani biz Ahmet Çelik bugün 7 tane gazi koşusu kazanmış bir jockey bu yarışı kazanıyor. Ve ondan sonra neden Ahmet Çelik Lega Lady'yi tercih ediyor? Bu da çok önemli. Yani bu kez Lega Lady ile koşacak. Ondan dolayı benim endişem var. Fakat o yarışın, o koşunun son 800'ü çok iyi. 47.90. Hı hı. Bu iyi bir bitiriş derecesi. Gökhan Yıldız canını dişine takarsa bu tay mutlaka bir yerlere gelebilir. İlk 5'in içine girebilir diye düşünüyorum. O zaman senin sıralamanda ilk 5'te var Glimmi. Var. 5 olur, 6 olur. 6 yok. Beş. Yok mu? O kadar zor bir yarış ki ama. O yüzden zaten izleyiciler. Çok zor. 5 abi. O 5'e karar ver. Yani neyse. 5 ata düşüreceğiz burada. İnşallah olur diyeyim artık. Peki. Söylenecek bir şey yok tabii. Tolgan. Yani Glimmi neden birazcık gözde değil çok fazla birçok rakibi kadar? Yarış hayatına çok parlak başlayamadı. Tabelalar yaptı ama işte maiden yarışlarda, şartlı yarışlarda bile favori çıkıp kazanamadı. Ya da işte beklentilerin altında performanslar sergilediği yarışlar oldu. Fakat Safkan bir süredir ciddi anlamda farklılaştı. Evet. Tam anlamıyla kendisini buldu ve o formunun pik yaptığı döneme geldi bu yarışta. Evet. Kısa süre önce bir ekip değişikliği oldu. Evet. Genç kardeşlerimizden çok da başarılı bulduğum kardeşlerimizden Metehan Kılıç kardeşimiz yakından ilgileniyor Safkan'la. Metehan'da bir çıkış arayan tabii bir kardeşimiz. Dolayısıyla belli ki özel olarak bu Safkan'la ilgilenmiş ve Safkan da hakikaten ciddi bir sıçrama yaptı. Çünkü her ne kadar eski ekibi de çok iyi bir ekip tabii. Bugün Türkiye'nin en revaçta ekiplerinden bir tanesi ama çok fazla atın olduğu yerde bazı atlar bazen gözden de kaçabiliyor bir takım ufak bir nüans bile olsa at işte bir anda değiştiriyor. Glimmi de bambaşka bir performans sergiledi son startını. Çok çok beğendim. Evet. Kağıdı da güçlü. İşte Glitz'in anne kardeşi. Aynı zamanda da işte Nestor gibi özellikle. Pryor gibi isimlerle de aynı anne hattından geliyor bu Safkan. İşte Serram'a uzanıyor. İkinci annesi Serram. Hakim'in yetenekli temsilcilerinden bir tanesi. Ben bugün bir sürpriz şansı veriyorum açıkçası Glimmi'ye. Pekala. Tempoyu biraz arttıracağım çünkü 22 at var, 17 atta erkek tay denemi erkek de var. Tay denemi var. O evet. Yüzden hemen altırmalı Hermione Granger'a geçiyoruz. O da koşmuş olduğu son koşusunu kazanırken İstanbul sentetik pistinde kazanmıştı yarış hayatına. Ankara'da çim pistte başladı. İstanbul'da koşmuş olduğu tek çim pist koşusunda Morocco Sorek koşusunda tabela dışı kalmıştı kısa vadeli yarışta. Bekleneni verememişti ve geçtiğimiz Eylül ayında start aldığı bu yarış sonrasında değil mi? Yaklaşık 8 ay sonra tekrardan İstanbul çim pistinde start alacak. Bakalım nasıl bir netice elde edecek? Arkadaşlarımız ekrana en son koşup kazanmış oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü koşusunu getirdiler. Karakartal Ekürsü'nün Safkan'ı Ali abi ve Tolga neler söyleyeceksiniz? Safkan'la ilgili düşünceleriniz nelerdir? Ben Hermione Granger'ın çok koşacağına inanıyorum.
Bunu peşinen söyleyeyim. Hı hı. Bir kere babası Lüksor. Sentetik pistte kazandı ve 1.30.56 bitiriş derecesi çok iyi bir bitiriş derecesi. Dolayısıyla bu şime döndüğünde bir adım daha iyi koşacaktır diye düşünüyorum. Evet. O nedenle ilk 5'in değil belki ilk 4'ünün de içine rahatlıkla girer diye düşünüyorum. Çünkü Adana'dan biliyorum antrenmanlarını, evet, galoplarını, yarışları Adana'da hazırlandı Jermaine Granger. Evet. Ve Vedat da bir işte start alacak. Bakalım nasıl netice edecek. Tolga hemen senden değerlendirme. Yani Luxor Miley'di. Çok üstün bir kağıdı var tabii. Babaya söyleyecek hiçbir şey yok. Anne Miley'di. Henüz kendisi gibi bir tay veremese de. Miley'di sanırım şey. Ya kıslak, kıslakta ya, ikinci, dişi tayda beşinci. Beşinci, evet. Annesi. Klas bir isim. Bence de çimi daha da iyi koşar. Fakat bu koştuğu sentetik pistte kış sentetiği gibiydi. Tam böyle, evet, havalar soğuk. Biraz hafif bir pist olduğunu söyleyelim. Çime yakındı. Bu safkanın için şöyle bir dezavantaj var. Çok kalabalık yarışta böyle atların arasında kalıp şey yaparsa bazen bunalabiliyor. Böyle bir dezavantajı var. Hı hı. Böyle rahat bu yarışta olduğu gibi özellikle böyle 400'de falan öne düşerse yine benzer bir performans ortaya koyabilir. Yarışın gidişatı bu safkanın birinci mi, tabela dışı mı kalacağını, yarış içinde tutacağı doğru yerler, sıkılmadan, üzülmeden, bunalmadan gidebilmesi safkanın performansını ciddi anlamda bence etkileyecek bir faktör. Evet, peki o zaman hemen bir sonraki safkana geçiyoruz. Hidden Monies gelecek ekrana. Yine koşmuş olduğu yarışlar ama öncesinde yurt dışından gelen jockey Stephen John Donahue ile koşuya start alacak olan Hidden Monies'in daha önce koşmuş olduğu yarışlarda İstanbul pistinde bir kez yine Morocco Sorek koşusunu kazandığını, daha sonra yine Safkan İngizat İşçileri ve Sahipleri Derneği koşusunun üçüncüsü olduğunu ve en son Bursa'daki Bursa Emniyet Müdürlüğü koşusundaki Çin pistte tabelayı tamamladığını görüyoruz. Çin pist performansı olumlu olan isimlerden bir tanesi. Yabancı jockey ile start alacak 1984 doğumlu bir jockey ile start alacak. Sabah biraz baktık sahada da öyle, evet, pek bir grup galibiyeti de görmedik ama tabii biz internete yansıdığı kadarıyla bakmıştık. Evet. Bakalım, elbette ki ekip incelemiştir, bakmıştır. İyi bir jockey olmasa getirmez. Zaten yani yurtdışı bağlantıları olan bir ekiple, evet, ekibinin startı. Neler söyleyeceksin Ali abi ve Tolga? Vallahi ne söyleyeyim, işte jockey'i ben tanımıyorum. Evet. Yani bunu açık yüreklilikle söyleyeyim, tanımıyorum. Yalnız çok iyi ellerde hazırlandığını biliyorum. Sevgili Tuncay Pelen canını dişine takıyor. Bursa'da bu tayları, yarış atlarını, kurt ekürisinin canı gönülden hazırlıyor. Umarım çok iyi yere gelir. İşte jokeyini tanıyamadığım için tam şey yapamıyorum, peki, yorum yapamıyorum. Topu Tolga'na atıyorum. Baspalya ile de ikili olduğunu hatırlatalım. Tolga neler söyleyeceksin? Yani Safkan Scarface temsilcisi, annesi Petit Kurt ise Fastnet Track ve şey, annesi de Kurtinadis'in annesi. Evet. Dolayısıyla böyle ekürinin hem homemade hem de çok güçlü ve mesafe tutacak bir pedigriyle ürettiği bir safkan. Hidden Monies. Ara sonrasında İstanbul'da çok etkili bir yarış yapmadı ama sonra Bursa'daki çim yarışı fena değildi. Yani inanılmaz bir kağıdı var. Yani ben pedigrisine olan inancımla yani büyük bir sürpriz olacaksa bu isim gerçekleştirebilir diyorum. Bu büyük sürprizi. Peki, ama yani ilk başta mı? Tabii ki değil şu an için. Peki. Jador geliyor ekrana. Yine son koşusunda izlemiştik biraz evvel. Öndeki safkanın, Glimin'in, Jockey'nin kepi yüzüne gelince atın. Hani adeta nefes alamadı, nefessiz kaldı ve yarışı tabii gerilerde tamamladı. Ama daha önce koşmuş olduğu yarışlara baktığımız zaman Ankara'da bir maiden koşu kazanıyor. Ama ondan sonra İstanbul Çim Pist'te koştuğu koşularda hep parlak ve başarılı yarışlar çıkarmıştı. Jador son koşusunu tabii çok ölçü almamak gerekiyor. Bir Kaneko temsilcisi, Bakır Ekürüsü'nün safkanı. Saadettin Boyraz da start alacak bu koşuda ki Jador'a baktığımız zaman daha önce Saadettin Boyraz da hiç start almadığını, ta ki son koşusuna kadar. Son koşusunda Saadettin Boyraz da start aldı. O koşuda da yaşamış olduğu bir talihsizlik vardı. Saadettin Boyraz bir kez daha start alıyor. Jador'la Ali abi neler söyleyeceksin? Umarım iyi sonuç alır ama benim ilk beşimde yok. Yok. Peki Tolga? Kaneko temsilcisi anne Kortay, dayanıklı yavrular veriyor. Bir yarış evvelki başına gelen talihsizlik de, yani isteseniz yapamazsınız.
Aynen. Böylesine ciddi bir talihsizlik yaşadı. İşte Glimmi'nin jockey Ahmet Çelik, Ahmet Çelik'in kepi geldi, burnunu kapattı. Oksijen her şeydir yarışta. Oksijensiz kaldı, buna rağmen devam ettirdi yani. 1-2'yi bozmazdı diye tahmin ediyorum ben. Peki. Bu sorunu yaşamasa. Hı hı. Bugün içinde yani ilk 5'i kıl payı kaçırdı benim sıralamamda. 6. sırada bende yer buluyor. Yok, 5'e. İşte ilk 5'te sığdıramadım diyeyim. Ama koşunun bence iddialı ve birincilik mücadelesi yapacağına inandığım isimlerinden bir peki, tanesi. Peki o zaman şöyle yapalım. Ali abi de 6 vardı. 6'lık bir sıralama altılı yapalım. 6'lık yani 6 altı ata ayırabiliriz. Ali abi de çünkü çok zor dedi. Öyle olunca. Çok zor. Gerçekten zor yani. İşte Ali abi, ve kalabalık tabii. Böyle, atları zaten bireysel değerlendiriyoruz ama sonuçta bir sıralama yapacağız. 5 artı 1'imiz diyelim. Evet. 5 ve tabii o 5'i az farkla kaçıran at diye de bir tane ilave olabilir. 6 ama 7 evet. değil. 7 evet. Tolga'nın da tabelayı az farkla kaçırdı dedi. Peki hemen ardından Kara Kraliçe'ye geliyoruz ki arkadaşlarım da ekrana getirdiler mi şu anda Kara Kraliçe'yi? Evet. Bakıyoruz Kara Kraliçe bu koşuya Hışman Çizik'le start alacak ve koşmuş olduğu son koşuda Derya Beşikçi koşusunun üçüncüsü olduğunu görüyoruz. Yarış hayatına Bursa'da başlayıp daha sonra Profesör Doktor Mecdi Ramazanoğlu koşusu için ilk kez İstanbul Çim Pisti'ne çıkıp o koşuda tatminkar bir ikincilik elde ederken geçen sene Robert Emiyan'ın arkasında kalmıştı Kraliçe, Kara Kraliçe. Daha sonra İstanbul'da koşmuş olduğu Kenan Binak koşusunun yine tabelasında, Safkan İngiliz Atışçıları Sahipleri Derneği ve Çaldıran koşuları tabelası sonrasında yine Mart ayında koşmuş olduğu Bursa'daki Kum Pisti koşusunda çok bekleneni verememişti. Ama hemen sonrasında sevdiği Çim Pisti'ne bir kez daha gelince Derya Beşikçi koşusunun üçüncüsü oldu. Arkadaşlarım da eğer o koşuyu ekrana getirirlerse aslında belki daha da şey olur, Lega Lady'nin kazanmış olduğu koşu. Yapmış olduğu ataklarla bir ara birinciliğe ortak görüntüsü vardı Kara Kraliçe'nin. Bu yarışta bakalım biraz daha farklı bir performans sergileyecek mi? Onu hep birlikte göreceğiz. Ve o koşunun üçüncüsüydü. Birinciyle arasında sadece 50 saniyelik bir fark vardı. Evet. Bugün ne olacak? Müslüm Çelik yerinin üzerinde Hışman Çizik'in olduğunu da hatırlatalım. Ali abiden de değerlendirmesini alalım Kara Kraliçe ile ilgili. Ben şimdi Smart Robin'ler genelde kuma yatkın yavrular veriyorlar. Ben bu hep kafama yerleşmiş bu benim. Ama anne kan hattından dolayı çimde de bir yerlere gelir diye düşünüyorum. Hişman'ın da zaten at binişini hakikaten beğeniyorum. Canını dişine takıyor. Umarım iyi bir sonuç alır ama benim dediğim gibi ilk altımda yok. İlk altıda yok diyorsun. Evet. Kara Kraliçe Ali abi. Peki Tolgan? Bu Safkan'ın güzel bir pedigrisi var. Şimdi onu da tekrar bir yanlış bir şey söylememek adına açıyorum. Kıssak babası Mountain Cat bir kere. İşte. Ve şey... bu Sezgi Hanım evet doğru bakmışım. Şeyin anneden kardeşi. Prince of Yulup'un evet. anneden kardeşi. Güzel bir kağıdı var. Prince of Yulup'ta Grup 1 Başbakanlık koşusu galibi bir isim. Evet. Baba Smart Robin. Güzel eşkalli taylar veriyor Smart Robin. Kara Kraliçe de bunlardan bir tanesi. Son yarışında da güzel hücum etti. Rakiplerinin dışından potaya akışlı girdi. O gün 1400'dü. Bu sefer 1600 evet. koşacak. Yani... Kısrak koşusunda da 2100'de de ben daha da iddialı olacağını düşünüyorum. Benim ilk beşimin içinde olan bir isim Kara Kraliçe. Önemli de bir sürpriz bekliyorum açıkçası bu safkandan. Evet. Ben de yorumlarımı en sona söyleyeceğim ama dayanamadım. Benim Kara Kraliçe bayağı önde tuttuğum isimlerden bir tanesi diyebilirim. Dediğim gibi hem kışın çok fazla yıpranmadığını düşünüyorum evet, safkanın. Olur. Ve sürekli artan bir forma sahip. Tolga'nla birebir hemfikir olduğum konu mesafeyi çok daha iyi koşacağı ama onun öncesinde son koşusun oranla bir kere kesinlikle aşama kaydedeceğine inanıyorum Kara Kraliçe'nin. Evet. Bugünün bence çok şanslı isimlerinden tam da hışmanlık bir at. Tam stiline uygun. Stiline uygun yani olduğunu hışman düşünüyorum. Evet. O yüzden Kara Kraliçe benim bir anda dayanıp son 20 metrede hakimiyeti. Hışman'ın da çok konsantre bir şekilde bu safkana bindiği takdirde iddiasının yüksek olacağını düşünüyorum. Sıralamamda nerede? Onu program sonunda paylaşacağız. Yani şurada abi bak izleyenlerimiz de dikkat etsin. Çok kolaydı dördüncülükte. Evet. Fena da bir tempo yok. Çok kolay takip ediyordu. Evet. Bir anda düzlüğe çıkılırken birazcık uğraştırdı jokeyini. O yüzden de belki daha da üst sırada bitirebilecekken dışarılarda kaldı falan. Sprinte kaldırmakta biraz zorlandı.
o gün jockey'i. Hemen cevap vermedi o kolaylığına nazaran. Hı-hı. Ama gelişi falan muazzam, vallahi etkili koşacaktır bence. Peki. Hızlı bir şekilde Kübra Hanım'a geçiyoruz. Ali abi neler söyleyeceksin? İlk beşinde var mı görüşünde? Evet. Birer cümleyle alalım. Evet. Kübra Hanım bir kez Win River Win, çime yatkın bir kan hattına sahip olduğunu düşünüyorum. Annesi de Doktor Sol Sierra'nın kızı. Kübra Hanım'ı Adana'dan çok iyi biliyorum. Hatta şeye gitti, Antalya'ya gitti, kazandı. Evet. Dolayısıyla ilgilisi Abdurrahman Polat atının başından bir saniye bile ayrılmıyor. Böylesine çok iyi bakıyor. Umarım iyi bir sonuçla çıkar ama iyi koşacağını düşünüyorum. İlk altıya girebilir. Evet Tolga. Yani koşunun yine önde gidecek isimlerinden, tempoyu yukarılara taşıyacak isimlerinden. İnatçı da bir safkan ama stili rakiplerinin olması bence işini biraz zorlaştırıyor. Tabii. Yani hem önde gidip hem rakiplerine direnirse zaten o zaman söyleyecek bir şey yok, şapka çıkartırız. Fakat sonlarda biraz da olsa tempodan düşebilir gibi geliyor bana. Evet. Hemen 11 numaralı Lady Palpatine'e geçiyoruz ve Lady Palpatine'de bu koşuda Mustafa Çiçek'le start alacak son koşusuna. Mertcan Çelik'le start almıştı ve yarış içerisinde bayağı bir trafik problemi yaşamıştı. Neler söyleyeceksin Ali abi? Ben iyi koşacağını düşündüğüm taylardan biri Lady Palpatine. Bushranger bir kere çime yatkın yavrular veriyor. Bu bir gerçek. Annesi Distant Relative'in kızı Emine Hanım. Dolayısıyla tam bir çim pist kan hattına sahip. Mustafa Çiçek de yani ne olursa olsun çok iyi bir jockey. Umarım iyi bir sonuç alır. Bizi de mutlu eder. Tolga. Queen Amidala, Obi-Wan, bu isimler başta olmak üzere Senator Amidala. Kısa mesafede çim pistte etkili yarışlar yapan kardeşleri var. Lady Palpatine de bunlardan bir tanesi. Benim ilk beşimde yok ama klas bir isim olduğunu düşünüyorum. Yani bir tık alt grupta söz sahibi olur. Peki. Hemen 12 numaralı Legale'yi diye geçiyoruz. Bugün bu şu ana kadar ekranda en çok izlediğimiz isim belki de. Çünkü evet, birçok safkanla birlikte evet start alıyordu. Son koşmuş olduğu koşuyu Lega Lady. Yine Ahmet Çelik idaresinde kazanırken ki Derya Beşikçi koşusunda. Daha önceki çim performansına baktığımızda yine grup 2 dişlere ait Safkan İngiliz Atı İşleri Sahipleri Derneği koşusunda İstanbul'da yine çok yumuşak 3.8 ağırlığında bir çim pistte kazandığını, yine İstanbul'da Müslüm Çelik'le Profesör Doktor Kenan Binak koşusundan galibiyetle ayrıldığını, Ankara'da yine kısa vade 6 bir dişi koşusu galibiyeti olduğunu hatırlatalım. Çim pistte tamamen uyumlu. Bugüne kadar hiçbir zaman kum pistte denenmemiş. Oysa ki kağıda baktığımızda annesinin kısrak babasının küve olduğunu görüyoruz. Sanki kumda daha iyi koşması beklenen bir ismi. İlgilileri hiç kum denemeyip direkt çim yarışlarıyla koşuyorlar ki zaten başarısı da ortada. Ankara'da koşmuş olduğu koşularda, daha doğrusu sondan bir önceki koşuda Kraliçe Elizabeth'te tabela dışında kalmıştı ki o koşuyu da Asian Final, Sigosh, Mystic Power gibi isimlerin arkasında kalmıştı. O koşuyu en geri bitirmişti ama hemen ardından koştuğu bu koşuyu da kolay bir birinciliği imza atmıştı. Evet. Neler söyleyeceksin Ali abi koşuyla ilgili? Mutlaka çok iyi koşacak diye düşünüyorum. Sonra jokeyler biliyorsunuz aynı yarışta birkaç ata binerler. Onların da tabii seçme hakları var. Ahmet Çelik'in bu tayı seçtiğini düşünüyorum o nedenle. Çok iyi bir şans, sonuç alacağını düşünüyorum. Peki, evet. Tolga. Derya Beşikçi koşusunda düzlüğe kadar kolay tempoda öndeki rakiplerinin hemen kuyruğunda takip etti. Sonrasında da hadi deyince bir anda vitesi artırıp potaya da çok akışlı üzülmeden girmesi dişi tay denemenin de iddialı safkanlarından birisi olduğunu gösterdi. Ahmet Çelik de tabii Ali abinin de ifade ettiği gibi tercihini Lega Lady'den yana kullandı. Kanoka temsilcisi, güzel eşkali, güçlü pedigrisi, yeterli formuyla ben de ilk iki sırada şans veriyorum Lega Lady'ye. Pekala. Lega Lady'nin hemen ardından Love is Good geliyor ki ismiyle de sempati yatıyor değil mi? Love is Good. Bir de neydi var? Life is Good var. O da life zaten yetiştik başarılı orta. Şimdi tabii Love is Good şöyle iki tane Bursa, üç yarış koştu. Üçü de Bursa'daydı. Bunların iki tanesi Bursa kumundaydı. Son koşusunda Bursa Emniyet Müdürlüğü koşusunda start aldı. Çim'de bakalım nasıl koşacak diye bir beklenti vardı bu New Bay yavrusundan.
kolay bir birinciliğe imza attı. Dragon Pulse'u geride bırakırken Cafer Bey, Hidden Money, Sweet Humor, Final Drive gibi isimleri geride bırakma başarısı göstermişti. Ve bu performansıyla da dişlere ait çim koşullarında iddialı olabileceğini ortaya koymuş. Çok güçlü bir kanatlı var. Çok güçlü bir pedigriye sahip. Kısrak babası Monje, baba New Bay, önemli bir aygır. Yükselişteki isimlerden bir tanesi Dubavin'in oğlu. Kağıt olarak da çok güçlü bir pedigriye sahip. Ve tam bir kapalı kutu. Üzerinde de Halis Karataş olunca tabii daha bir ilgi odağı oldu ki Halis Karataş'ın da burada binebileceği birçok isim varken Love is Good tercihi de o da enteresan. Çünkü hiç binmedi Halis bu atı ama çok iyi at izleyen, çok iyi at takip eden, çok iyi yarış izleyen bir jokeydir. Ve hiç üzerine çıkmadan da yarışta atın gerek koşu içerisindeki aksiyonları olsun, gerek yer tutuşu, gerek jokeye cevap verişiyle birlikte bu anlamda çok özel bir jockey Halis Karataş. Tercihini direkt olaraktan Love is Good'dan yana kullandı. Çapacak üresinin Safkan'ı. Bakalım neler söyleyecek Ali abi ve Tolga'nın bu Safkan'la. Çok iyi koşacağını düşünüyorum. Evet. Kısaca yani çok iyi koşacağını düşünüyorum. Yani bu Bursa'da koşup kazandığı yarış hakikaten mükemmel. Şuna bir bakar mısınız? Bir soru Ali abi. Tamam. Hep ters piste koştu. İlk kez düz piste çıkacak. Kum, çim fark etmiyor ama ilk kez düz piste çıkacak. Bundan etkilenir. Tabii bazı atlar etkilenir ama ben yani bu hafta erken getirilip de iki kez kenter bile yapsa ne olacak? O kadar kalabalığın içinde zaten hiç pist ayırt edeceğini düşünmüyorum. İdman pistini zaten arkadaşlarımız ekrana getiriyorlar görüntüsünde. Evet, evet. Şanslı diyorsun Ali abiciğim. Ben şanslı diyorum. Peki. İlk beşinde var. Var. Pekala. Hemen Tolga'na dönüyoruz. Evet. Pedigrisi güçlü. Eşkali de harika. Yani dişi bir tay izleniminden ziyade böyle dörtlü beşli bir erkek at görüntüsü var. Eksik tecrübesine rağmen yarış içindeki kolaylığı, jokeyine tabi yapısı hemen de işi de kapmış. Ekibini de kutluyorum tabii ki. Güzel hazırlamışlar. Üzerine gitmeden doğru hedeflerle bu koşuya geldiler. Bu katılacağı üçüncü ya da dördüncü koşu olması lazım. Kumaşı kalitesi ortada. Usta jokey de bu kalitenin farkında. Ben de son startında zaten hepimizi etkilemişti. Burada detaylı yorumlamıştık son düzlükte yine. İddialı isimlerden birisi olur diye düşünüyorum. Yine Legaleydi'den sonra ikinci sırada şans verdiğim Safka. Hemen Narayama'ya geçiyoruz. Yine kapalı kutu isimlerden bir tanesi Narayama. Bu koşuda Mertcan Çelik'le start alacak ki Narayama da aynı Love is Good gibi farklı bir şehirden geliyor. Ama Love is Good İzmir dışına hiç çıkmamış. Aynı diğer Safkan gibi. O Bursa'dan dışarı çıkmamıştı. Yine tamamen ters pistte yarışlar koşan İzmir çiminden gelen bir Narayama izliyoruz. Kağıdına baktığımızda ciddi bir kağıt var. Jimmy Creed yavrusu ki kısrak babasında Shakespeare olduğunu görüyoruz. Kurtel Ekürüsü'nün safkanlarından bir tanesi. Özellikle İzmir'de son kazanmış olduğu koşudaki 15 handikap bir koşu gibi gözükse de yarış içerisindeki görüntüsüyle sanki daha üst gruplara göz kırpar bir görüntü vardı. Bu formüyle bakalım nerelere gelecek. Hani ben size hep söylüyorum ya hani 6 at sıralaması verdik. Hani 6 artı 1 olacaksa bende şans ama yarışını merakla izleyeceğim isimlerden bir tanesi Narayama olacak. Belki ön sırada değerlendiremeyeceğim ama kuponuma çarpı atmasam dahi bende hep bir böyle eyvah dedirtebilecek bir isim. Belki o boşluktan hani kuş kaçar derler ya hani eyvah buradan yatar mıyım acaba Narayama gelir de kuponum yatar mı korkusunu bana eğer çarpı atmadığım takdirde yaşatacak isimlerden bir tanesi ki kuponuma eğer zaten 7-8 at yazacaksam orada çok rahatlıkla çarpı atarım. Dediğim gibi tam bir kapalı kutu nasıl bir performans sergileyecek hep beraber göreceğiz. Hemen sizlerin de görüşlerini almak isterim. Aynı düşünceye sahibi Sakancığım. Evet, evet. Aynı şekilde. Hı-hı. Ben de çok merak ediyorum nasıl koşacak. Ama zaten Kurtel Ekürisi burada çok sayıda tayla temsil ediliyor. Mutlaka en azından biri belki de ikisi iyi bir sonuçla çıkabilecek. Dolayısıyla çok merak ettiğim bir tay Mertcan Çelik ne yapacak onu da merak ediyor. Şöyle bir durum var tabii bir de bir start olacağı için startla birlikte çok geri kalmaması lazım. Bir start hemen kapanabilir. Yani. Dolayısıyla biraz ayağına çabukluk yapıp ön gruba erken girebilirse şans ama
1600 metrede herkes yerini almak isteyecek. Biraz kalırsa, biraz geride kalırsa çok gerilerde kalıp istenen performansını sergileyebilir. Evet, işte. Bir start bana göre bir dezavantajı. Ama ne olursa olsun bugün için kapalı kutu isimlerden biri. Tolga, neler söyleyeceksin? Yani yetenekli bir isim fakat handikap 15 yarışı böyle biraz zorlanarak da kazanması, oradan gelip grup 1'i kazanırsa benim için büyük sürpriz olur. Yani. Roberta Mia'ya geçiyoruz. Roberta Mia'ya baktığımızda Safkan'ın bir önceki Derya Beşikçi koşusunda Asfalt'la ikinci kaldığını görürüz ama hemen ardından gelmiş olduğu Nalas koşusunda Halis Karataş'ta beklentilerin çok altında kaldığını görüyoruz ki o günün de en yüksek AGF oranına sahip olan ismiydi Roberta Mia. Halis Karataş derdesinde. Dolayısıyla o koşuyu Glimin'in kazanmış olduğu koşuydu. Hemen ardından bu kez nasıl bir performans sergileyecek ve Safkan'ı tanıyan jokeylerden Gökhan Kocakaya dersine start alacak ki çokça birlikte oldukları isimli birkaç yarış ayrılıktan sonra tekrardan buluştu Kocakaya ve Roberta Mia ikilisi. Görüşleriniz nedir? İki gün önce yapmış olduğu iç pistte yapmış olduğu 600 metrelik işinde beğendiğimi söylemek istiyorum. Hı hı. Yine merak ettiğim taylardan biri. Bana göre son günlerde en zor dişi tay deneme olan bir koşu. Kesinlikle. Kesinlikle çok zor. Ama çok iyi gördüğümü belirtmek istiyorum. Pekala. Tolgan? Roberta Mia son yarışına kadar dişi tayda adı geçen, dişi tayda ne yapacağı merakla beklenen bir isimdi. Bir yarış eksik koşması. Belki bugün AGF'de biraz geri planda kalacak ama kendisini tanıyan jokeyle, yarışta çok yüksek bir sürat olacak olmasıyla sonlarda yine söz sahibi olabilir diye düşünüyorum. Pekala. Hemen ardından Secret Power'a geçiyoruz ki Secret Power'da İstanbul'da koşmuş olduğu tek koşuda Şevket Belgin koşusunda ikincilik elde etmişti. Yarışlarını Adana ve Ankara'da koşan ve en sonda yine Ankara'da kazanmış olduğu 1600 metrelik benzer mesafede kazanmış olduğu koşuda Kübra Hanım Snowbird, Ballı Kaymaklı, Kayınyan gibi isimleri geride bırakmıştı. Kübra Hanım'ın bir boy farkla geride bırakırken o gün için 4 kiloluk bisiklet avantajı vardı. Gerçi Özcan o gün 1,5 kilo fazla binmişti ama son metrelerde koşuya ağırlığını koymuştu bu Net Ivan temsilcisi. Tabii Ankara'dan gelecek olan kapalı kutu isimlerden bir tanesi olduğunu görüyoruz Secret Power'ın. Bir de tabii Karamaza ekibisinin bu sene çokça safkanı var Gazi koşusuna katılabilecek. Handikap puanı problemleri yok, sorunları yok. Bu koşu belki onun için de ölçü olacak. Gazi yolunda ilerleyecek mi? Tabii kısak koşu çok önemli gösterge ama belki de kaç atla Karamaza ekibisinin Gazi koşusuna katılabileceğini göz önüne alacağız veya onu bir fikir verecek diyebiliriz. Neler söylemek istersiniz bu Safkan'la ilgili? Bu arada Karamaza ekibisi derken Safkan'da 3 ortaklı olduğunu da söyleyelim. 3 ortağı olan Sami Özkan, Emrah Karamaza ve Sezen Ümit'le ekibin üçlü olarak üçlü ortak koştukları isimlerden, kısaklardan biri olduğunu da hatırlatalım. Ali abi neler söyledi? Ben Adana'dan iyi tanırım Secret Power'ı. Çok iyi bir tay ve şimdi pistte de çok çok iyi koşacağını düşünüyorum. Çok merak ettiğim taylardan biri nasıl bir sonuç alacak. Tabii önce Ankara'ya götürüldü. Ankara'dan İstanbul'a geliyor. Merak ediyorum. Söyleyeceğim fazla bir şey yok. İlk defa yani çıkmazdayım. Bakalım nasıl olacak. Ama iyi koşabileceğini düşünüyorum. Pekala. Bu Safkan'ın en beğendiğim özelliği şu. Yarış içinde jokeyini çok uğraştırıyor. Sprint'e evet. Kalkıp hakim olana kadar üzerindekinden epeyce bir yardım bekliyor. Fakat hakim olduktan sonra bir anda kolaylaması enteresan bir özellik. Her hatta da bulunmayan bir özellik. Dolayısıyla ben Secret Power'ın şöyle bir rakiplerini erken yakalaması halinde etkili olacağını düşünüyorum açıkçası. Evet, dolayısıyla şans verdiğin isimlerden bir tanesi Secret Power. Hemen Shining Glory'ye geçiyoruz. Bir Torok temsilcisi koşmuş olduğu ve son kazanmış olduğu koşusunda da yine İzmir pistine start almıştı. Daha önce İstanbul'da birinci İnönü koşusuna gelip tabelayı tamamlamış, dördüncü olmuştu. Onun hemen ardından ilk kez İstanbul Çin pistine start alacak olan bu Safkan için görüşler nelerdir Ali abi? Merak ettiğim bir tay. Bakalım nasıl koşacak İstanbul pistinde bu sene. Evet. Ama iyi bir kan hattına sahip olduğunu görüyoruz hepimiz. Yani ilk defa konuşmakta zorlanıyorum bu taylarla.
Umarım Görkem Özçelik iyi bir sonuçla çıkar. Çok severim. Bugüne kadar hep menajeri çok yakın sevdiğim bir kardeşim olduğu için Hakan Pelen onun menajeri. Dolayısıyla Shining Glory'nin iyi bir sonuçla çıkabileceğini düşünüyorum. Pekala. Tolga? Shining Glory İzmir'den bu koşuya gelecek. Daha ziyade İzmir çiminde yarışlarını koştu. Bir yarış Ankara'da ikinci oldu. Bir yarış İstanbul'da dördüncü kaldı. İlk defa böylesine sert bir grupta koşacak. Her ne kadar iki yaşlı döneminde şansını denemiş olsa da sert gruplarda. Üçlüye döndükten sonra ilk defa sert bir grupta. O da Dişitay deneme koşusu olacak. Bundan biraz etkilenebileceğini düşünüyorum. Oysa yetenekli bir Safkan, onun altını çizeyim. Peki. Speedy Food'a geçiyoruz. Kurtel Ekris'in yine İzmir ekibinden, İzmir'den gelecek olan bir diğer ismi. O da son koşmuş olduğu koşularında parlak performanslar sergilemişti. Son yarışında üçüncü kalmıştı Speedy Food. 18 numarayla katılacak boşa bir Manning yavrusu. Neler söylersin Ali abi? Ben orada Shining Glory varken pek ona önemsemiyorum. Yani Shining Glory'yi önce geçmesi gerekir diye düşünüyorum. Peki abi. Son yarışını beraber koştular. Shining Glory birinci. Bu Safkan Speedy Foot ise çok da fark yemedi. Üçüncü olarak tamamladı. Aynı dezavantaj bence Speedy Foot için de geçerli. İlk defa böylesine bir grupta start alacak. Evet, ve Splendid'e geçiyoruz. Splendid'de son koşmuş olduğu Çin Pist koşusunda üçüncülük elde etmişti ki o koşusunda da bir şartlı üç bir koşuydu. İlk kez Çin Pist'e çıkmıştı. Badu kazanmıştı koşuyu. Captain Fast ikinci, Splendid ise üçüncü kalmıştı o koşuda. Bugün ikinci Çin Pist deneyimine çıkacak. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek ki o koşu geliyor ekranlara, hep birlikte izliyoruz. Badu'nun kolay kazanmış olduğu bir koşuydu. Halis Karataş çok iyi değişikliği olup Halis Karataş da start almıştı o gün için Splendid. Üçüncülük elde etti, bakalım bugün daha ileriye götürecek mi performansını. Bu esnada hemen Tolga'na sorayım. 1.24.11 ile kazanılmış bir Badu yarışı. Yani aslında bugün erkek taydeneminde... Hayalimiz vardı. Biraz. Yani koşmayacak bir isim değildi aslında. Evet. Neden tercih etmedi Ekürü? Ya at ilk İstanbul... Evet, at ilk İstanbul'a geldiğinde Badu özelinde. Ya bir erkek tay koşar mı diye düşünüyorduk açıkçası. Sonrasında iki yarış bir uzunda denedik. Hiç yapmadı uzunu. Tamam dedik, uzun defterini kapattık. İşte kısaya döndük ama yani şu yarışı şöyle bir biraz daha farklı kazansa... Ama kolay bir yarış yazabilirdik. Baktığımda aslında hani ben yarışını gösterişli buldum. Yani bilemiyorum o gün, hatta ahırda seyrettik o gün. Evet. Padoğunu gördük. Oradan ahıra geçtik. Yani üzerine koyuyor her yarış. Tabii. Baktığınızda hani erkek tay denemede de koşsa ya ne alaka, niye yazılmışlar denmeyecek. Ben mesela derece tabii çok hoşuma gitti. Tempoların da çok etkisi vardı ama bunda ne olursa olsun tempoların mutlaka derecede etkisi var. Yumuşak piste rağmen yani kendisini geliştiriyor. Biz de biraz daha müsaade edelim dedik açıkçası. Daha yarış var diyorsunuz. Evet, Bülent abiyle de yaptığımız sohbetlerde belki bir kısa vadede bir grup yarışa yazarız zamanla ama peki, biraz müsaade edelim dedik. Splendid'le ilgili görüşün ne? Ben o zaman Splendid'le devam edip sözü öyle Ali abiye bırakayım. O gün de padokta da eğerlemede de hani rakiplere baktığımızda en iyi isimlerden bir tanesiydi. Yani eğerlemede baktık, evet olabilecekse rakip bu Safkanlar arasında Badu'ya. Öncelikle Splendid olabilir dedik eşkal görüntüsüyle. Luxor temsilcisi, annesi Grand Expectations, mükemmel bir isim. Fakat Splendid içinde aynı dezavantaj var. Aradan döndü, ilk kez çim koştu, şartlı üç koşu. Oradan çıkıp da grup biri kazanması çok... Ali abiye söz vermeden önce hemen şöyle bir can yakıcı can açtı. Şimdi bu koşu koştu. Splendid geldi, bu koşuyu kazandı. Vahlar vahlar olur mu? Yani olmaz. Biz mutlu oluruz. Aynı gün Badu da koşacak. Tabii. O da bir handikap yarış koşacak. Eğer o koşuyu da Badu gösterişli kazandı, Splendid burayı kazandı, o zaman olabilir. Bir ufak tefek ah vahlar. Üzülebiliriz belki. Yani bu tabii koşuyu koşmak da ayrı değer. Özel klasik çünkü. Yani. Tabii çok bir kere özel koşabiliyorsunuz ya yarış hayatınızda. Ali abi ne dersin? Ben Splendid'in iyi koşabileceğini düşünüyorum. Evet. Tolga Luxor, kuru çiğim. Kuru çiğim, iyi koşacağını düşünüyorum. Peki, bir Luxor temsilcisi. O zaman hemen Fedai Kahraman Ekibi'ne geçiyoruz. Bu sene tabii
Şimdi geçtiğimiz yıllarda çıtayı o kadar yükseltti ki Kahraman Ekirisi. Evet. Her sene gazilik böyle birkaç at çıkıyordu. Bu sene de çok at var. Fakat biraz puan sıkıntısı var. Birçok farklı safkanlarla, birçok farklı yarışları deneyerek Gazi'ye getirebilecek o sınıfı, yoksa koşabilecek bir sürü atları var tabii ki. At arıyorlar. Bunlardan bir tanesi W. Murcott'tu ki kazanmış olduğu koşusu çok çok iyiydi. Hemen ardından çok iddialı girmiş olduğu koşu vardı, Naras koşusu. O koşuda bir tık beklentilerin altında kaldı ama benim umudumu kaybetmediğim bir Kings David temsilcisi. Tabii neden bu safkan biraz da ön plana çıkıyor? Neden W. Murcott'tan beklentiler yüksek? Çünkü Burgas'ın geçen seneki Gazi koşusu galibinin anne kardeş. Evet. Şimdi öz kardeş. Öz kardeş tabii, anne kardeş derken öz kardeş. Şimdi Burgas gibi bir şampiyon hemen kardeşi koşuyor. W. Murcott tam kapalı kutu isimlerden bir tanesi. Beklentilerin yüksek olduğu isimlerden bir tanesi. Burgas'ın da sürekli üzerine formunu koyarak geldiğini düşündüğümüzde hani soru işaretlerinin çok olduğu, olumlu anlamda, Ercan Fırtına gibi söyleyeyim, yanlış anlaşılmasın, olumlu anlamda bunu söylüyorum. Kötü amaçla söylemiyorum. Kötü amaçla söylemiyorum, I love you diyorum deyip soru işaretlerinden kastım. Hani inkişaf edebilecek, kendini bir yerlere taşıyabilecek bir isim olduğu için merakla yarışını izleyeceğim isimlerden bir tanesi kendi adıma. Sizin görüşleriniz nelerdir? Ben bu tayı Elazığ'da bir yarış koştu. Ardından Adana'ya getirdiler. Orada ikinci olmuştu Kumpis'te. Adana'da ilk yarışında ikinci oldu. Ardından Ayhan Kurşun'la kazandı. Son yarışını da işte İstanbul'a geldi. Nadas koşusunda yedinci oldu. Benim kafamda soru işareti. Çünkü Adana'da iç pistte çalışırken görüyordum, galoplarını görüyordum. Evet. Adana'nın iç pistinde çalışıyordu, galoplarını da orada yapıyordu. Zaten Ekürü'nün atlarının büyük çoğunluğu, belki hemen hepsi orada galoplarını yapıyordu. Orada görüyorduk. Hatta orası biraz karanlıktır, dürbünle bakmak zorunda kalıyorduk. Çok merak ettiğim taylardan biri. Çok iyi bir kan hattına sahip. Bakalım abi gibi koşabilecek mi? Evet. Onu merak ediyorum. Peki. Tolga? Ekibin çok güvendiği isimlerden bir tanesi. Onu biliyorum. Son startın öncesinde de beklenti yüksekti. Fakat o gün yedinci kaldı. O gün bir de çok ciddi bir iddia vardı. Evet. Üzerine. Biri birinci oldu, biri yedinci oldu evet, atların. Ama evet. Bir rövanş gelecekmiş. Gelirim. Tabii burada çok sevdiğimiz dostlarımız tabii. Özellikle Aslan Tepeli, hani hakikaten bu camianın çok renkli renk katan isimlerinden bir tanesi, çok da seviyoruz. Özellikle sohbet odalarının hani vazgeçilmezi ben hani hakikaten sırf bazen girip Aslan Tepeli gelsin de hani bir dinleyelim dediğimiz zamanlar oluyor. Bu anlamda tabii burada da enteresan iddialar var, şimdi bir rövanş var. Çok dün dikkat ettim. Önceki gün yine iddiayı, Sertberk iddiası kaynaklı Anadolu Harikası Glimi iddiası çok ön plana çıkmıştı. Acaba o üçlü arasında bir de W. Murcott girer de kim, hangisi geçer? Tabii kendi aralarında da at sahiplerinin, atçıların keyifli iddiaları oluyor böyle at geçmelerine. Onlardan bir tanesi yıldızı da W. Murcott'tu. Merak ediyorum. Son gün bakayım bir gün öncesindeki odada bir neler konuşacak. Bayağı heyecanlı olacak. Heyecanlı oluyor. Buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim biz de. Peki. Desert Fairy'ye geçelim o zaman. Dijital denemeye katılacak olan son safkan Desert Fairy. Arkadaşlarımız ekrana getirecekler. Furkan Yüksel ile start alacak bu koşuda. Yine güçlü kağıda sahip isimlerden bir tanesi bir Shackleford tayı. Ki o da Forestry'nin oğlu. Cat hattından, Storm Cat yavrusu. Yani çok ciddi bir kağıda sahip. Yine babası, kısak babası Bellamy Road. Ve koşmuş olduğu koşularda da aslında daha mütevazı yarışları tercih etti. En son koşmuş olduğu Derya Beşikçi koşusunda da altıncılık elde etti Desert Fairy. Baktığımız zaman o koşuda tabii enteresan bir durum söz konusuydu Desert Fairy için. Çok az farklı. Arada bir 50 saniyelik bir fark vardı. 2,5 boy. Evet. Fakat daha sonrasında ekibin de üzerine titrediği isimlerden biri olduğunu biliyoruz. Buradan başarı dileklerimizi iletelim. Çok ortaklı isimlerden bir tanesi. 5 ortağı olan isimlerden bir tanesi. Sevgili Arda'nın titizlikle yarışlara hazırladığı isimlerden bir tanesi. Ben
Nadas koşusu bana çok ışık verdi. Yani o koşusunda eksikleri olmasına rağmen, tam olmamasına rağmen o koşudaki yarışı çok iddialı. Hatta Nadas koşusundan hemen şöyle bir hafta sonra falan sevgili Arda ile bizim, sen de vardın hatta ahırın önünde konuşurken, o 50 saniyelik farkı kapatmak için çok uğraşacağız demişti. Tabii sadece kapatmak yetmiyor, sadece Glim ile aradaki farkı kapatıyor. Bir tık daha üzerine koyduysa bugün ilginç bir yarış gelebilir. Yarışını merakla beklediğim ve kazanırsa benim adıma sürpriz olmayacak isimlerden bir tanesi Desert Fairy. Tam bir kapalı kutu belki baktığımızda. Çok güçlü bir kağıt olduğunu da hatırlatalım bir kez daha. Hani günün böyle önemli sürprizlerinden biri olacaksa açıkçası Desert Fairy'den gelebilir. Sevgili Arda'ya da, Arda Taşçıoğlu'na da ve tüm ekibine, tüm ortaklarına da yeni atçılar çünkü. Baktığımız zaman Arda değil tabii de ekip. Böyle bir heyecan onları tabii daha da ileriye götürecektir. Buğra, Serdar, değil mi? Mehmetcan Hoca, Arda, bir de Vahan. Beş ortak. Hepsine selamlar. Bol şans diyeyim. Ali abi yorumlar. Vahan'la tanışmıştık, sohbet etmiştik kendisiyle. Peki Ali abicim. Değişiyor. Ben merak ediyorum. Yani gerçekten bu yarış inanılmaz zor bir yarış. Yani hepinizin de malumu 21 tane tay koşuyor. Herkes umutla bu yarışı kazanmak istiyor. Çünkü ganyanlara ihtiyaç yoktu ama almışsınız. Evet. Geleceğe yani ileriye dönük yatırım bunlar hepsi. Evet. Sadece dişi tay denemeyle kalmayacak mutlaka. O yüzden ben de at sahipleri kadar, o beş ortak kadar ben de merak ediyorum. Bakalım nasıl koşacak. Umarım iyi bir sonuçta çıkar ama çok sert rakiplerin olduğunu söylemek istiyorum. Peki Tolga. Yani bir kere ekip, değerli dostlarımız, canı gönülden bu koşuda benim desteklediğim işte 3 safkanların da bir tanesi bu olacak. Desert Fairy. Aynı yöndeyiz o zaman demek ki şeylerimiz var. Evet. Cuma günü deklere sabah beraber seyrettik Arda'yla kenterini. Furkan Yüksel geldi. 400'e kadar indi. 1000'e kadar falan da uzun bir kenter yaptı. Gayet de sağlıklıydı. Keyifli gördüm. Tabii ki rakipler daha da sertleşti. Gönlümüzden geçen isimlerden bir tanesi de Desert Fairy. Ben bütün ekibe de bol şans diliyorum. İnşallah güzel bir yerde tamamlasın. Pekala. Ali abi sen ne dersin? İşte benim söyleyeceğim merak. İnanın merak. Yani peki, nasıl koşacak çok merak ediyorum. Evet, dijital denemeye katılacak olan isimleri değerlendirdik. Şimdi Ali abi senden ilk 6'yı alalım. 6 attık sıralamanı. Dijital denemede. 6 tane yetmiyor aslında. Abi yok 6 ama, işte. Ama 6 diyeceğiz. Ben 6 tabii sırasıyla ama tutma sırana göre sıralamayı alalım. Tabloyu da ekrana verirseniz arkadaşlar, o tablo üzerinden konuşursak rakamları Ali abi paylaşırken hem izleyicilerimiz de görsel olarak rakamlar üzerinden görürler hem de daha doğru olur. Evet. Starttan iyi çıkarsa Chain of Destiny. İlk atın Ali abi, ben şimdi not ediyorum Ali abi, karne bu. Hepimizin evet, karnesi. Evet. Hadi inşallah. Chain of Destiny 4 numara. Evet Ali abicim. Ardından Love is Good. Kaç numaraydı? Love is good. 13 numara. Evet Ali abicim. Ardından Legaleydi. Hemen Legaleydi'yi yazıyoruz. 12 numara. Ardından Hermione Granger. 6 numara. Evet. Daha sonra Secret Power. 16 numara. Şimdi buraya yazdım. Bir atın daha kaldı. Var birkaç tane ama. Birini seçeceğim. Hangisi, birini seçeyim. Atlarla ilgili zaten tek tek görüşleri izleyicilerimiz dinledi. Not evet, almışlardır ama bir altıncı atı seçeceğim. Splendid. Evet. 19 numaralı Splendid. O zaman Ali Kayakıt'ın tahmini. Arkadaşlarım da aslında ekrana belki yazabilirler onu da. Ali Kayakıt evet, sıralaması. 4, 13, 12, 6, 16, 19. 4, 13, 12, 6, 16, 19. Ali abinin sıralaması dedikten sonra Tolga İmal'e geliyoruz. Tolga İmal'in sıralaması nasıl bakalım? Ben ilk şansı Legaleydi'ye vereceğim. Numaralarıyla söylersek 12 kasasın. Numaralı Legaleydi. 12 Legaleydi. 13 Love is Good. 13 Love is Good. 9 Kara Kraliçe. 9 Kara Kraliçe. 5 Glimmy. 5 Glimmy. 1 Anadolu Harikası. 1 Anadolu Harikası. Ve Jador diyorum. 8 numaralı Jador. Nerede şey?
Sacred Power. Yok, Desert Fairy'yi, Sacred Power'ı, dedin ya. Şu... Devam etsem geleceğim. Yok işte ilk altı. Evet, yani o gönlümden geçen üç isimden bir tanesi dedim. Evet, peki o zaman. Yoksa Sacred Power'ı sığdıramadık, o da evet. Mesela. İlk... Peki o zaman ben de Storm'u paylaşayım hemen not alanlar için. 9 numaralı Kara Kraliçe, benim ilk şans verdiğim isim, ilk sırada değerlendiriyorum. 12 numaralı Lega Lady, ikinci sırada şans verdiğim isim. 1 numaralı Anadolu Harikası, 3. sırada şans veriyorum. 13 numaralı Love is Good, 4. sırada. 16 numaralı Secret Power ve 5 numaralı Gleam'i benim bu koşudaki sıralamam. 9, 12, 1, 13, 16, 5. 9, 12, 1, 13, 16, 5. Tabii ki bu sıralamanın içerisinde yer almayan ama gönlümüzden geçen, demin saydığımız isimler gibi hem şanslar olabilecek ve büyük bir ihtimalle de foto finişin sonucu belirleyebileceği bir koşu olarak gözüküyor. Tabii. Diye düşünüyorum. İnanılmaz zor. Olacaktır. Reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra birlikte olacağız. Tai TV'den, Son Düzlük'ten ayrılmayın. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve şimdi erkek tay deneme koşusunu değerlendireceğiz. Dişileri değerlendirdik, sıralamamızı yaptık ve sırada erkek tay deneme koşusu var ve arkadaşlarımız da tabloyu ekrana getiriyorlar. Koşan Safkan adedi kaç taneydi? 16. 16 tane Safkan start alıyor ve 16 ismi ekranda görüyoruz. Hepsi hakikaten birbirinden çok kıymetli, değerli isimler baktığımız zaman ve bir numaralı Bolt Sea Rover'la başlayalım ki Bolt Sea Rover koşmuş olduğu, aradan sonra koşmuş olduğu koşusunda hayli parlak bir performansa imza atmıştı ki biraz yarış içerisinde de sertlik yapmıştı bu Safkan. Ve bu sertliği neticesi sonrasında da Halis Karataş'ı bir hayli zorlamıştı. Buna rağmen zorlamıştı demeyelim de yarış içerisinde bayağı bir efor sarf etmesine sebep oldu. Ve sonrasında da güzel bir yarış kazandı. İddialı bir performans ortaya koydu. Son metrelerdeki ataklarıyla Hard Met koşunun ikincisi olurken King of the South 3. Hamaset 4. olmuştu bu koşuda. Bolt Sea River bu koşuya aynı zamanda Final Dance ve Reach of Victory isimli safkanlarla da ekir olarak katılıyor. Dolayısıyla koşunun iddialı sayılabilecek isimlerinden biri olan Final Dance ile birlikte bir tanesine çarpı atılması diğer iki safkanla da rahatlatıyor aslında yarış severleri de. Bu değerlendirmeler sonrasında nasıl bir yorum gelecek Ali abiden ve Tolga'dan? Akın Sözen'in çok yakından tanıdığı bir isim. Zira son koşusuna kadar hep Akın'la start aldı. Evet. Ve Akın'la da yarış kazanmışlığı var. Sakarya koşusunda da üçüncü olmuştu bu safkanla. Bu koşuda Halis Karataş binmişti ama Halis Karataş ekibinin diğer safkanına binince yine Akın Sözen'le yola devam etti. Bolt Sea Rover. Bu yarış öncesinde ciddi rakamlara el değiştirebileceği gündemdeydi. Teklifler verildi ata ama olmadı o iş. Sonuç itibariyle de Bolt Sea River'da Hard Met'in sonlardaki ataklarıyla kendini potaya atmayı başarmıştı bu koşuda. Ara vermişti bir de en önemlisi. Yaklaşık 5 ay aradan sonra start almıştı o koşuyu da. Hatırlayalım ve Ali abi başlayalım. Neler söyleyeceksin Bolt Sea Rover'da? Bir kere çok iyi bir tay. Hepimizin bildiği. Bugün de mutlaka bir yerlere gelecek. Tabii ezeli rakip diyeyim artık ben Hard Met için. Evet. Bakalım bu sefer de Hard Met'i geçebilecek mi? Benim tek söyleyeceğim bu kadar. Peki abi. Yani Torok temsilcisi, annesi AP'nin de kızı. Hı-hı. Kağıdı inanılmaz. Performansları da göz dolduruyor. Yumuşak sahayı daha çok seviyor, bunu söyleyeyim. Saha yumuşak olduğunda daha da etkili koşuyor. Bu hafta yağmur yok tabii. Ekürisi Final Dance daha iddialı ama Bolt Sea Rover da buradaki rakiplerin büyük çoğunluğundan daha önde görünüyor bu koşuda. Pekala.
Hemen Captain Fantastic'e geçiyoruz. Kurtel Ekürüs'ün ekürü koşmayan ama aynı ahırın isimlerinden bir tanesi. Son koşmuş olduğu İstanbul'daki Sadık Eliyeşil koşusunda tabela dışında kalmıştı. 1900 metrelik bir yarışta o koşu. Ama hemen öncesinde koşmuş olduğu Mevlana koşusunu, grup 3 koşuyu kazanırken sentetik pistte net güzel bir görüntü ortaya koymuş ki o koşuyla 4 ay aradan sonra koşmuştu. Yarış içerisinde tabii diğer ekürlere de katkı sağlayacağını düşündüğüm isimlerden bir tanesi. Yani, neler söylersin Ali abi Captain Fantastic'le ilgili? Valla işte ben söylediğim gibi bu yarışta aynı dişi tay deneme gibi inanılmaz zor bir yarış. 3 ekürü birden koşmanın avantajı var ki ekürüleri de çok iyi taylar. Evet. Mutlaka bir yerlere gelmeye çalışacak. Benim zaten aslında başında söyleyeceğim burada iki tane tay vardı. Bir ekürüler, bir de az önce söylediğim tay. Ama mutlaka bir yerlere gelir Gökhan Gökçe'de. Fantastik ekürü değil. Ayağı. Değil ekürü. Değil ekürü değil. Hani aynı ahırla tamam mı? Yanlış anlaşılmasın. Aynı ekürünün atlarıyla beraber canlı dişine takacaktır. Ama önce tabii Ayşegül Hanım'ın adına olanları ben ön plana çıkarıyorum. Evet, Bolt, Seer, Rover o çok iyi koşacak. Final Dance keza çok iyi durumda. Evet. Diğer Reach of Victory bile bir yerlere gelecek taylar. Tabii Captain Fantastic de bunların içinde olacak. Peki. Tolga? Yani ben ekürü koşuyor koşmuyor tabii orası ayrı bir konu. Fakat bu safganın stilinin özellikle Final Dance'e çok yarayacağını düşünüyorum. Çünkü yarış ne kadar tempolu koşulursa bekleme yapan atlar o kadar rahat eder. Sertlik yapmaz. Aynen. Trafik sorunu yaşamazlar. Çok toplu koşulursa rakiplerinin dışından dolanmak zorunda kalacakken yarış tempolu geçecek. Final Dance olsun, Sigoş olsun biraz daha pistin ortasını bulabilecekler sprinte kalktıklarında. Dolayısıyla ben Captain Fantastic'in koşuyu böyle ciddi tempolara çıkartmasını, tempoyu zorlamasını bekliyorum bugün için. Pekala. Ve Dolarmen'e geçiyoruz. Üç numaralı Safkan. Arkadaşlarımız ekrana getiriyorlar Dolarmen'i. Ve bu koşuda tabloyu bir verebilirsek arkadaşlar sevinirim Dolarmen koşusunun tablosunu. Bir daha bir ekrana verebilir miyiz tabloyu? Evet. Dolarmen Ahmet Çelik'le start alacak. Ve Ahmet Çelik'in de bu koşuda binebileceği birkaç attan tercih kullanıp evet. Bindiği isimlerden bir tanesi olduğunu biliyorum. Farklı isimler de teklif edildi. Farklı isimler de vardı. Ahmet Çelik tercihini tabloda görmüş olduğunuz Dolarmen'den yana kullandı. Yine Karaman Ekürüsü'nün Safkan'ı Kemal Kurt ortaklığı ile birlikte ki yine Fly By Me gibi aynı ekürünün Kurt Ekürüsü'nün yetiştirilmesi bir aygırın yavrusu. Baktığımızda özel bir safkan olduğunda görüyoruz Dolarmen'in. Dolarmen koşmuş olduğu koşularında yarış hayatına çim pistteki birinciliğiyle başladı. Daha sonra sentetikteki parlak yarışları sonrasında en son Sadık Eliyeşil'le dördüncü oldu. Şimdi hem o yarışı izleyelim hem de görüşlerinizi alalım. Ali abi neler söyleyeceksin? Ben annesi de Kurt'un Yadis'in kızı. Yani çok iyi bir kan hattına sahip. Benim de çok merak ettiğim bir tay. Son yarışında Ahmet Çelik bunu tercih ettiğine göre mutlaka onda bir şey görmüştür, bir ışıltı görmüştür. Dolayısıyla mutlaka o tabelada olacak. Hani ilk beş diyoruz ya biz. Evet, bu ilk beşin içinde olacak. İlk altı. Evet, ilk altının içinde olacak diye düşünüyorum. Peki, Tolga? Eşgal olarak çok beğendiğim bir isim. Bir koşu eksik koştu ama orada kötü hava şartlarında pist de iyi değildi. Ekibi çok doğru yaptı. İdman eksik. Evet. O kötü sahalarda çalıştırmadılar atı. O yüzden bir tık eksik koştuğunu düşünüyorum. Son startı bence gayet parlak. Ahmet Çelik de mutlaka Ali abinin de dediğine katılıyorum. Bir ışık gördü ki tercihini kullandı. Benim de ilk 5'te yer verdiğim isimlerden bir tanesi Dolarmen. Pekala. Hemen ardından Final Dance'e geliyoruz ki tabii Dubai'de ülkemizi temsil ettiği koşu sonrasında burada koşacağı koşu merak içinde kalmıştık. Tablo kalsın onun üzerinden de değerlendireceğiz. Nitekim kim binecek sorusu vardı Final Dance'e. Evet. Ve o gün için Halis Karataş tercihini Zorro'dan yana kullanınca Final Dance bir jockey değişikliğine gidip Ahmet Çelik'le start almıştı. Ve o gün için Sigoş'un arkasında ikinci kalmış. Şimdi tekrardan Halis Karataş Final Dance birlikteliğini görüyoruz. Halis Karataş Final Dance'in üzerinde
En son Dubai'de birlikte olmuşlardı biliyorsunuz. Bir ardından yarış koştuktan sonra ki o koşuyu da Final Dance biraz handikaplarla koştuğunu, nitekim o koşu sonrasında geldiği karantina süreci, belli bir hazırlık döneminden geçerken ki o hızlandırılmış turlar biraz aleyhineydi. Bu kez bu pistte de bu sene yarış koşmuş bir Final Dance olarak üzerinde de Halis Karataş gibi bir şampiyon jockey olunca bakalım nasıl bir netice edecek. Çok ciddi ekürleriyle birlikte start aldığını hatırlatıp Ali abiye sormak istiyorum. Ali abi neler söyleyeceksin Final Dance üzerinde? Tolga'nın aynı soru senin mutlaka için. Mutlaka ilk 6'yı bırakın. Ben ilk 4'ün içinde olacağını geçelim düşünüyorum. Geçelim koşusuna da. Evet. Yani o kadar iyi bir tay. O yarışında bile geldi, yarış bitti dercesine bir koşuydu o son yarışı. Hı. Dolayısıyla bugün kuşkusuz yine çok iyi koşacak. O koşuyu da verebiliriz aslında. Sigoş'un kazanmış olduğu koşuyu evet. verirseniz arkadaşlar. Evet. Aynı koşudaki son metreleri de görmüş oluruz Sigoş evet. yarışında. Evet. Doğru. Yani ben mutlaka çok iyi koşacak diyorum. Hatta bırak ilk 6'yı ilk 4'te bile olacağını düşünüyorum. Ben 2 adım daha öne de götürüyorum. 2-3 adım öne götürüyorum. En son söyleyeyim. Final Dance'le ilgili görüşlerim. Evet, evet. Tolga. Kağıdı mükemmel. Evet. Baba Declaration of War. Anne Jans Causeway kızı. Bir kere dişileri inanılmaz oluyor bu aygırın. Evet. Son işte geçtiğimiz aylarda hayatında kaybetmişti. Dünyanın en iyi aygırlarından bence bir tanesiydi. Jans Causeway. Arif Bey'in de bu aygırı olan ilgisini biliyorum. Çok fazla bu atın evet. yavrularını ülkemize transfer etti. Babası zaten muazzam bir isim. Eşkali 4-4'lük. Kış sezonunu da Dubai'de geçirdi. Orada katıldığı tek koşusundan da harika bir dördüncülükle ayrıldı. Sert rakipleri arasında. Döndü, karantina süreci oldu. Karantinayı da Karacabey'de geçirdi. İdman merkezinde Kurtelek Türüsü'nün. Hatta işte bu koşuda Preveze'yi de koşmayacağı düşünülüyordu. Biraz da olsa idmanı tam olmadı. Tabii yol geldi etti, dinlendi burada. Bu gerekçelerle koşmayacağı düşünülüyordu. Ekip son anda karar değiştirerek koştular. Buna rağmen de harika bir performansta. Bakın burada bir içeriye meylediyor. Ahmet Çelik içeriye yatmasını engellemek adına sağ kamçı kullanıyor. Yanına gelmesini bekliyor kamçıyı dışarıya almak için. Çünkü arkasına kaçar. Yanına birazcık geldikten sonra kamçıyı sola aldı. Oradan bir teşvik bindirdi, yarış bitti. Evet. Sigoş da harika direndi ama ben rövanşta daha iyi kondisyonla katılacak olan Final Dance'i bir adım önde görüyorum. Benim net favorim bu koşuda Final Dance. Hemen Gracias'a geçiyoruz. 5 numaralı Gracias. Emrah Sincan'la start alacak ki arkadaşlarımız ekrana getiriyorlar Gracias'ın tablosunu. Ki o da koşmuş olduğu koşularda son iki koşusunu Emrah Sincan'la kazandı. Ankara pistinde, Adana pistinde tecrübesi olan ama İstanbul çimine ilk kez çıkacak olan isim Gracias. Ve yarışlarıyla birlikte Ali abi ve Tolga'nın da görüşlerini aldık. Gracias'ı Adana'dan çok iyi tanıyorum. Biraz takım mı tutayım nedir diye düşünüyorum. Emrah Sincan hemşerim, sürekli de çok sevdiğim bir kardeşim. At çok iyi, onu bir kere peşinen söyleyeyim. O kazandığı yarışlar mükemmel, hem 1300 metrede hem 1200 metrede iyi bitiriş dereceleriyle, hatta sonları çok iyi olan. Bakalım, çok merak ediyorum İstanbul'da hangi başarıyla çıkacak. Gönül ister ki kazansın ama ilk altının içine sığdırabilirim bu Gracias'ı. Pekala. Tolga? Süratli bir isim. Zaten ekip olarak da aramızda konuşuyorduk bu safkanın bu koşular öncesi kazanacağını. Evet. Beklentilere de karşılık verdi ama hani dişi tay denemede İzmir'den gelen böyle handikaplardan gelen atlar için söylediğimiz dezavantajlar. Gracias için de burada geçerli. Sert gruplardaki deneyim eksikliği diyorum. Pekala. Yoksa inanılmaz yetenekli bir isim. Evet. Ve Hakna'ya geçiyoruz. Hakna tabii son koşusuna kadar Bursa'da koşmuştu. Bursa ve İzmir'de start alıp ve henüz çim pistle tanışmamıştı bile. Sadece İstanbul'la tanışmamış değil, çim pistle dahi tanışmamıştı. Hakna son koşusunda hem İstanbul'da ilk kez start aldı hem de çim pistte ilk kez tanıştı tanışmasına ama az daha bizi de çok büyük bir sürprizle tanıştırmak üzereydi. Nitekim Subutay koşuyu bir boyun farkla kazanırken hemen arkasında Hakna ikinci olurken bu koşudaki Reach of Victory'yi geride bırakmaya başarısı göstermişti ki hakikaten çok özel bir yarış çıkarmıştı o gün için Hakna. Evet. Çim pistte de uyum sağladığını göstermişti ve bugün yine koşup
az farkla ikinci kalmış olduğu koşuda yine Ayhan Kurşun'la start alacak ki neler söylemek istersiniz Hakna ile ilgili Tolga Hanbel abi. Burada da çok enteresan bir şey evet. var. Sözünü kestim Ali abicim. Hakna'nın pedigrisi bu Harlan Söldey ve şey uyumu değil mi? Baktığımız zaman burada da çok kendini o kadar çok belli etmiş durumda ki Sunday Silence hattıyla da çok ciddi uyum var. Divine Light kızlarıyla Harlan Söldey hattıyla evet, gerek işte. Mendip'in gerek Hakim'in gerek Agresivor'un burada da benzer bir eşleşmeyi görüyoruz. Anne karnına bir Divine Light kızı ve yine bir evet. Harlan Söldey temsilcisi Hakim'le olan eşleşmesinden çok özel bir safkan çıktığını da burada görmüş oluyoruz. Aynı zamanda yetiştiricisi de benim çok sevdiğim dostlarımdan bir tanesi sevgili Siret Derman. Onun yetiştirmiş olduğu isimlerden bir tanesi ki ilk yetiştirdiği isimdir. Ve koştuğu safkan değil daha sonra iki ekibi satın almıştı. İlk yetiştirdiği safkanla bu başarıyı elde etti. Hatta yarış sonrasında da sevgili Siret aradı. Sohbet ettik onunla. Nasıl gördün arkanı? Vallahi Siret herkese nasip olmaz mı dedim. Çok iyi bir yetiştirici olacağını da bizlere gösterdi. Selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz sevgili Siret'e. Evet. Ve neler söyleyeceksin Ali abi? Hakmayı. Bir kere iyi bir tay. Yani merakla beklediğim yarışlardan kuşkusuz biri. Erkek tay deneme, dişi tay deneme. Bu tay da onlardan biri. Yani merakla beklediğim nasıl bir sonuçta çıkacak? Son yarışı tek kelimeyle mükemmel. Yani Subutay gibi bir atın boyun farkıyla yanına gelmesi, ikinci kalması onun gelecek için çok iyi sonuçlarla karşılaşacağını gösterir diye düşünüyorum. Evet. Tolgan? At güzeli bir safkan. Yani koşmayı çok seviyor. Jokeyini yormuyor. Kumda kazandı. İşte ters pistte geldi burada kazanmış kadar çimle ilk kez çıkmasına rağmen dediğin gibi abi. Hı-hı. Muazzam koştu. Kağıdına bakarsak da aşağısı çok güçlü. Güçlü evet. Enyalios ile başta olmak üzere çok güzel hatlarla aynı anne kağıdından geliyor safkan. Aynı anne hattından geliyor. Önde çok rahatsız edilmezse sürprizi gerçekleştirebilir. Benim ilk 5'e aldığım isimlerden bir tanesi. Ki ciddi de bir rakam teklif edildi safkana ekip. Yani kabul daha o rakamı kabul etmedi. Kabul etmedi. Daha bir tık üzere oldu. Evet. Peki. Hemen Hamaset'e geçiyoruz. Hamaset bu koşuda Vedat Aviş'le start alacağını görüyoruz ki Vedat Aviş de tabii bu sene jockey olan arkadaşlarımızdan, kardeşlerimizden bir tanesi. Böylesi önemli koşularda tercih edilen ve özellikle de tabii birçok teklifin gittiğini biliyoruz Vedat Aviş'le de bu koşuyla ilgili. O tercihini bu isimden yana kullandı. Neler söyleyeceksiniz Hamaset'le ilgili? Tabii çok özel bir kağıt olduğunu da söylemeden geçemeyeceğiz. Ali abi söz sende. Ben Hamaset'in Hakan'cığım biraz daha kuma yatkın olduğunu düşünüyorum. Hmm. Yani tamam çimde mesela bitiriş derecesi 1.35.99 Preveze koşusunda bu kötü bir bitiriş derecesi değil ama yine de ben babadan dolayı kuma biraz daha yatkın olduğunu düşünüyorum. Çünkü aynı atlarla koşuyor bu yarışta. Evet. Sigoş, Final Dance evet. ve dört boy arkalarında üçüncü oldu. Yani onlar da çok sıkı hazırlandı bu erkek tay denemeye. Dolayısıyla ben kumda bir adım önde diye düşünüyorum çime göre. Yani çok özel bir isim. Kum pistte rakiplerini sürklese ettiği yarışları var. Çim'de benzer performansları gösteremiyor. Ben de kum yetenekli bir isim ama kum pisti içime nazaran daha iyi yaptığını düşünüyorum. Ve Hard Mat'e geçiyoruz. 8 numaralı Hard Mat yine bu koşu öncesinde yaklaşık 10 gün öncesinde el değiştiren isimlerden bir tanesi. Yine Harun Kahraman ekürüsüne geçti bu safkan. Ciddi bir bedelle el değiştirdi ve hemen ardından yapmış olduğu yarış galobunda da hayli dikkat çeken isimlerden bir tanesiydi Hardmet. Hardmet yarış hayatına yine geçtiğimiz sene Ankara'da başlayan ve Ankara'daki koşmuş olduğu yarışlarda tam beklentilere cevap veremeyince kısa bir istirahat dönemi ve bu sezon Adana'da Maiden'dan çıktı ama hemen ardından gelmiş olduğu 17 gün sonra gelmiş olduğu İstanbul'daki Ergin Talay kısa vade koşusunda koşunun favorilerinden Bolt Sirovur'a son metrelerde yapmış olduğu ataklarla tam yarım boy farkla geçilmişti. Ve tabii
umut vadeden bir performanslı bir performans. Kağıdına baktığımızda son derece parlak bir isim olduğunu görüyoruz. Anne kardeşlerinin, annesinin hakikaten çok özel isimler olduğunu görüyoruz ve bu anlamda da beklentilerin de bir erkek dayı olarak Hardmet'ten çok yüksek olduğunu hepimizin malumu. Dolayısıyla koşunun bakalım nasıl bir netice elde edecek. Yeni ekip için de yine Ankara ekibinde bizim Harun Kahraman ekibinin Ankara ekibinde Erhan'ın koşucu atlardan bir tanesi. Bakalım nasıl bir netice elde edecek. Hep birlikte izleyeceğiz ama neler söyleyeceksin Ali abi Hardmet üzerinde? Çok koşacak. İki kelime. İki kelime peki. Çok koşacak. Tolga? Yani Luxor, Hard Baby. Harika bir kağıdı var. Hard Baby mesela Sherry Sherry Lady de Uni Baby'den geliyor ama Hard Baby mesafe tutuyordu. Yavruları da mesafe tutacak. Babası Luxor. Klas bir isim. Bu yarışında da ben Bolt Sıravur kadar iyi koştuğunu düşünüyorum. Çok beğenmiştim. Hatta o gün özetleri yaparken de beğendiğimizi ifade etmiştik. bu defa artan kondisyonuyla, tecrübesiyle Hardmet'ten etkili bir yarış ben bekliyorum. Evet, koşunun iddialı isimlerinden biri olacak Hardmet'te görüntüde ekranda. Pekala, hemen Judgment'a geçiyoruz ki o da tam anlamıyla beklentileri veremeyen isimlerden bir tanesiydi. Ne zamana kadar? Ta ki son koşusuna kadar ve son koşusunda da açıkçası etkili bir performans ortaya koydu. Bu görüntüsüyle bakalım nerelere kadar gidecek dediğimiz isimlerden bir tanesi. Çok iyi bir ekipte grup koşuları yıllarca koşmuş, kazanmış bir ekibin elinde hazırlanıyor. Görüşleriniz neler olacak? Bir Skyface temsilcisi, annesi Orsegül yine daha önce defalarca başarılı olmuş. Gazi de başarılı olmuş değil mi? Pershing'in öz kardeşi. Öz kardeşi baktığımızda nitelikli bir anne ve kapalı kutulardan bir tanesi Judgment. Neler söylersin Ali abiciğim? Vallahi bir kez çok iyi bir tay. Yani bunu peşinen söylüyorum. Hani keşke gönül ister ki 10 tane bana tahmin yaptırsan içine sıkıştırayım. Ama 6'yı geçemiyoruz. Tabii. Yalnız çok çok iyi bir tay olduğunu da buradan canı gönülden söylüyorum. Annesi bir kez Orsegül. Değil mi? Annesi Orsegül. Bana aileni söyle sana kim olduğunu söyleyeyim gibi. Gerçi tam uymadı ama yine ona benzer. Bana arkadaşını söyle bu da. Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu. Yani çok iyi bir kan hattına sahip. Gönül ister ki Levent kardeşim bir grup yarışı kazansın. Levent Topsakal. yani biraz taraf tutuyoruz ama fakat çok iyi bir tay olduğunu da canı gönülden söyleyebilirim. Tolga? Yani Pershing'in tam kardeşi olması sebebiyle yakından sahada izlenen isimlerden bir tanesi. Bir ara verdi, ara sonrasında geldi, yarış gördü, sonra gösterişli kazandı. Sonra bir daha bir düşüş. Evet. Son yarışında tekrar bir çıkış. Yani böyle gününde olduğunda farklı koşabilen bir isim. O gün de Akın Sözen harika bindi safkana. Önlere yakın takip etti ama acele etmedi. Düzlüğe çıkarken hücum edip rakiplerini yanına yaklaştırmadan kazandı. Handikap 15 yarıştan grup 1 yarışa gelmek kolay değil. Ama judgment, kalite yani büyük bir sürprize imza atarsa da sayabileceğimiz geçerli nedenleri başta kağıdı, pedigrisi tabii. Pekala. Hemen King Ferrier'e geçiyoruz ki King Ferrier'de daha ağırlıklı olarak İzmir pistinde yarışlarını izlediğimiz ve kum pist performansı ile ilgili net fikrimizin olduğu isimlerden bir tanesi. Evet. Ama yarış tabii çimde koşulacak. Bakalım neler söyleyecek Ali Kayakıt ve Tolga Nimal şimdi King Ferrier ile ilgili. Mutlaka Hakim'in tayları çimde çok koşuyor. Bu bir gerçek. Evet. King Ferrier ilk kez çim pistte koşacak. Bu ilk bakışta dezavantaj gibi görünebilir. Bir de bunun annesi Gülseç. Royal Abjar'ın kızı. Yalnız Royal Abjar çok iyi bir kısrak babası olduğunu biliyorum ben. Evet. Çim pistte koşacağım derse, yani Gülseç çim pistte koşacak yavru verirse bu da çok iyi yerlerde gelir diye düşünüyorum. Çünkü son üç yarışı tek kelimeyle mükemmel. King Ferrier'ın en çok merak ettiğim taylardan biri. Özellikle bu yarışı mutlaka seyretmek istiyorum. Evet. Tolga, senin görüşün nedir? Yani kumda muazzam bir at. Zaten Harlan Soliday'ın Royal Abjar'la olan uyumu ortada, defalarca kanıtlandı. Bu safkanda en önemli buna kanıt gösterecek isimlerin başında geliyor diye düşünüyorum.
Seri galibiyetler elde etti. Çim'e ilk kez çıkacak. Çim yapabilen isimler var gerek baba hattında gerek anne hattında. Ben de bir sürpriz şansı var açıkçası. İlk 6'ya aldığım isimlerden bir tanesi. Ve hemen bir sonraki isme giriyoruz. 12 numaralı Panagea geliyor ekrana. 11 King of the South. Pardon, özür dilerim. King of the South geliyor. 11 numaralı King of the South geliyor. O da son koşuda son metrelere kadar mücadele içerisinde gördüğümüz isimlerden bir tanesiydi. Ve bu koşuda da Saadettin Boyraz gibi tecrübeyle start alacak. Neler söyleyeceksiniz? Evet, merakla beklediğim bir başka tay. Çünkü Bol Sir Rover ve Hartme'de yani toplamda iki boy kadar yaklaşmış bir tay. Bu yarış bizim için de çok önemli. Usta bir jokey ile koşuyor. Bakalım nasıl koşacak? İnanın ya bu yarışta dişi tay deneme kadar merak içinde beklediğim bir koşu. Evet. Tolga. Helmet temsilcisi. Son yarışında da işte Bolt Silver Hartmet'in arkasında koşuyu tamamladı. O gün ekibinin biraz sistemleri vardı. Bariyer dibinde kaldı içeriği sevmediğine dair. Muhtemelen bu defa pistin dışından yürümeyi tercih edecektir. En önemli artısı tabii ki de usta jokeyi ve tecrübeli, deneyimli, iyi bir saha ekibi var. Başarılar dileyim gerek İlhan abiye, gerek işte Güngör kardeşime ve Safkan'ın tabii sahiplerine. Başarılar. Ve 12 numaralı Panagea geliyor ekrana. Geçen sene çok böyle fiyakalı yarışlarla, gösterişli yarışlarla başlamıştı. Ama hemen ardından da beklentilerin çok altında kaldığı yarışlar koştu. Öncelikle Tendürek'te çok istenilen performans sergileyememiş. Daha sonra geldiği koştu, son koşusunda da öyle. Yani bir takım sağlık sıkıntıları olduğunu ve atlattığını biliyoruz. Bakalım bu kez bir çıkış yarışı olacak mı? Neler söyleyecek Ali abi ve Tolga abi, neler söylersiniz? Evet, bunun babakan hattından dolayı hiç annesine bakmaya bile gerek yok. Çim pistte süper koşacağını düşünüyordum ben. Banknote bunun babası diyordum. Ama son iki yarışı tek kelimeyle hayal kırıklığı. 20 gün arayla düzeltiyorum. 40 gün arayla koştu. Adana'da koştuğu yarışında 12. oldu. İstanbul'da 29 Nisan'da koştuğu yarışında 9. oldu. Yani merak ettiğim taylardan biri. Bakalım bu kez nasıl koşacak? Eğer inşallah kötü koşmaz. Çünkü bütün ekip arkadaşlarım. Ama kötü koşarsa ki artık bunu artık göz ardı edeceğim. Sana geri gidiyorsun. Evet. Pekala. Tolga. Yani yarış hayatına çok iyi başladı. Sürekli kötüye gitti ondan sonra. Dördüncü, işte sıfır, dokuzuncu. Yani üç yarış, son üç yarışında beklentilerin çok çok altında kaldı. Giderek de kötüleşti performansı. Halbuki çok kaliteli bir isim ama tabii atların bazen dönemsel eksik koştukları zamanlar olabiliyor. Umarız ki bu dönemi de geride bırakır. Yoksa çok kaliteli, klas bir isim. Başarılar ekibine. Ve 13 numaralı Polpo'ya geliyoruz. Yarış hayatının ilk koşusunu hatırlıyorum bu Safkan'ın geçen sene. Kazanırken çok enteresan bir yarış koşmuştu. Ve Polpo daha sonra hep üzerine koyarak, daha doğrusu inişli çıkışlı yarışlar yaptı ama iyi koştuğu yarışlarda hep iddialı olabildi. Bu koşuda Mustafa Çiçek de start alacak ve görüş neler Ali abi ve Tolga'nla? Şimdi Polpo Torok yavrusu. Baba kan hattından fazla bir şey kaparsa mutlaka burada da iyi koşar diye düşünüyorum. Fakat annesi işte Royal Abjar'ın kızı. Az önce King Ferrier için de konuşmuştuk. Çim'de nasıl koşacak onu merak ediyorum. Çünkü son yarışları hep kum pistte koştuğu yarışlar. Merak ettiğim taylardan biri de Polpo. Evet. Söyleyeceğim fazla bir şey yok bu konuda. Peki. Yani güçlü pedigrisi var. Ama grup 1 erkek tay denemede kolay bir yarış değil. Evet. Tabelada kendisine yer bulabilir diye düşünüyorum. Ve Reach of Victory'ye geçiyoruz. Kurtel Ekürisi'nin bir diğer safkanı Ekürü olarak koşacak olan isimlerden bir tanesi. Bolt Silver Final Dance'la birlikte Ekürü start alacak olan son koşusunda da işaretler, önemli işaretler veren isimlerden bir tanesiydi. Görüşleriniz nedir? Bir kere Çim'de çok koşacağı aşikar. Bakalım nasıl olacak. Son yarışını Gökhan Kocakaya ile koşmuştu. Üçüncü kalmıştı. Bugün Nevzat Avcı aynı başarıyı elde edebilecek mi?
merak ettiğim taylardan. Ekürü olması yazılmasını gerektiren zaten Paul C. Rover ve Final Dance'in ekürisi görünüyor. Dolayısıyla önemsenmese bile ekürilerden biri mutlaka yazılacak diye düşünüyorum. Peki. Tolga. Yani ekürileri biraz daha önde benim kanaatime göre de. Son yarışında ben çok iyi koşmasını bekliyordum. Ya, rakiplerine yaklaşamadı üçüncü. Bir evvelki yarışını kazanmasını bekliyordum. Beşinci. Bu defa çok daha sertleşen rakipleri arasında açıkçası ekürileri başta olmak üzere geçerse benim için önemli sürpriz olur. Pekala. Ve Sigoş koşunun belki de en önemli isimlerinden biri olan Final Dance'ı koştuğu koşularda geride bırakma başarısı göstermiş. Geçtiğimiz seneden beri yarış seçilerek koşulan ve koştuğu yarışlarda da kendisine hayran bıraktığı isimlerden bir tanesi. Hayli de koşunun ön planda tutulan ilk iki isminden biri oluyor evet, genelde evet, de. Bütün planda. İzleyicilerimiz tarafından da, yarışseverler tarafından da oranlar ortada zaten. Ve Sigoş'la ilgili herhalde konuşulmayı fazlasıyla hak eden isimlerden bir tanesi. Ali abi neler söyleyecek? İlk iki. Yani, bu da kısa ve net mi? Kısa ve net. Ama detaylandırırsak... Detaylandırırsak şöyle. Ben mesela son koştuğu yarışında tek yazdım. Mahcup etmedi bizi. Evet. Ki o yarışını eğer kazanabiliyorsa bugün kuşkusuz bir adım daha iyi koşmasını bekliyorum Sigoş'un. Peki Tolgan? Yani çok güzel bir pediglisi var her şeyden önce. Bu koşudan sonra da tabii hedef Orhan Meker veya Sait Aksun. Oradan Gazi Allah bir kaza bela vermezse ki inşallah da vermez. Böyle özel karakterli atlara ihtiyacımız var. Baba Toruk Makto. Zaten söyleyecek söz yok. Annesi Master Craftsman kızı. Onun aşağısı ikinci annesine baktığımızda da o da Milref'in en verimli atlarından Shirley Heights kızı. Daha aşağısında da Pershing Bolt var. Bolt Pirate gibi bir ismi verdi. Dayanıklılığıyla öne çıkan aygır. Yani kağıdı buram buram da mesafe ve dayanıklılık kokuyor. O yüzden de zaten burada Final Dance gibi bir safkana inatla direnmişti izlediğimiz işte Preveze koşusunda. Evet. Final Dance benim favorim. Sigoş'ta 3 kez geçtiği rakibini 4. kez geride bırakabilir diye düşünüyorum. O da sert rakibi tabii. Koşunun en iddialı iki isminden bir tanesi. Ve son safkan Zorro. O da son koşusunda tabii çok konuşulan isimlerden bir tanesiydi jockey tercihiyle. Ancak yarış öncesinde start makinesinin önünde ufak bir yarış start makinesinin içerisinde ufak bir problem işte ayağını acıttığı ve bu koşuyu o şekilde koştuğu bilgisi ulaştı. Dolayısıyla hemen yarış sonrasında hani tam 4-4'lük performansı gösterememiş bir Zorro'yu izledik son koşusunda ki iki önemli rakibinin beklentilerin bayağı bir gerisinde kalmıştı. Bu kez bakalım nasıl bir performans ortaya koyacak. Arkadaşlarım ekrana İzmir'de kazanmış olduğu Fevzi Lütfü Karaosmanoğlu koşusunu getirdi ki belki de Halis Karataş'ın son koşusunda onu tercih etmesindeki en önemli nedenlerden biriydi bu koşuda. Hemen jokeyin anında cevap vermişti. Düzlükte çok etkili bir sprintle önemli bir grup koşu galibiyeti elde etmişti. Bugün nasıl bir performans sergileyecek tabii hepimiz merak ediyoruz. Evet. Ali abi senin de değerlendirmeni alalım Zorro ile ilgili. Ben çok merak ediyorum Zorro'yu. Bir kere annesi Sripekan kızı. Evet. Yani tam bir çim pist koşacak, yavru veren bir kan hattına sahip. Baba da Torok. Hep verdiği bütün erkek yavrular Gazi kazanmışından tut da grup yarışları, grup bir kazanmış yavrular veren bir kan hattı. Dolayısıyla o az önce sözünü ettiğin o ayağını acıtma problemi eğer tamamen ortadan kalktıysa ki kalkmıştır mutlaka. Böylesine acıtma olayı en fazla 2-3 gün içinde çözülür. Bu yarışını farklı koşabilir diye düşünüyorum. Tolgan senin görüşün nedir? Yani son yarışında tabii önemli bir bilgi abi vermiş oldun. Bu sebeple ölçü almazsak onun dışındaki bütün yarışları muazzam. Dayanıklılığı yüksek bir isim. Sonlarda da güçlü geliyor. Jokey'ine hemen cevap verebilip bir anda farkı açabiliyor. Bu izlediğimiz İzmir'deki yarışında olduğu gibi. Ben bugün ilk 5'te şanslanacağım bu safkanı. Pekala. Ve evet. Erkek tay deneme koşularında nihayete erdirdik. Ve sıralamayı alıyoruz bakalım. Ne şekilde bir sıralama gelecek sizlerden? Karne burada şimdi. İşte en zoruna geldik. Bakalım evet. Ne olacak?
Yani nasıl, hadi dişi tay denemede 6 tane seçtik de bunları nasıl seçeceğiz? Onu çok merak ediyorum. Bir kere ekürüler yazılacak. Final Dance. Yani ben notlarımı da alayım tabii. Tabii Final Dance yazılacak. Yani numarasıyla şöyle bakalım. 4 numara. 4 numara Final yazılacak. Dance. Evet. 8 numara Hard Net yazılacak. 8 numaralı Hard Net. 15 numaralı Sigoş mutlaka yazılacak. Evet. Hatta 16 numaralı Zorro yazılacak. Ne evet. oldu? 4 oldu değil mi Hakan'cığım? Evet, 2 isim daha alacağız herhalde. 2 isim daha var. Öyle zor, öyle zor ki. Hakna demek istiyorum. 6 numara. 6 numara. Bir de Dollarman. Ala bu kadar mı olur? Aynı mı oldu? Birebir mi? Bak şu benimki, bu da Ali abinin. Arada bir tane değişiklik var. Yok hiç değişiklik, sıralama farklı sadece. Sıralamayı diyorum işte. Atlar aynı. Bir ikincilikle üçüncülük. Evet, 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 aynen öyle. Aynen. Evet Tolga, senin sıralamayı da. Ben 4 Final Dance bir adım önde diyorum. Evet. Tabii ki de Sigoş çok sert rakibi olacak. Bir kez daha güçlü rakibi evet. geçmeye çalışacak. 8 Hard Met. Evet. 3 Dollarman. Evet. 16 Zorro. Evet. Ve 10 King Ferrier. 10 King Ferrier. Burada farkımız nerede, ne oldu? 10 numara galiba. 10 numara. Bende hangisi var farklı? 4, 10, 8, 6 numara. Aklımaydı. Evet. Şimdi o zaman sıralamayı yapıyoruz. Ali Kayakıt'tan erkek tay deneme koşusuyla ilgili gelen sıralamaya bakıyoruz. 4, 8, 15, 16, 6, 3, 4, 8, 15, 16, 6, 3 şeklinde. Tolga'dan gelen sıralama 4, 15, 8, 3, 16, 10. Arkadaşlarımız ekrana getirecekler. İsimleriyle atların zaten, yazacaklar isimleri orada. 4, 15, 8, 3, 16 ve 10. Naçizane benim de tahminim. Ali abiyle aynı isimler, Tolga ile bir fark var. Sadece sıralama biraz farklı. 4 numaralı bende de Final Dance ilk atım. 15 numaralı Sigoş. İkinci şanslı gördüğüm isim. 8 numaralı Hard Met. Bugün iddialı bir performans gelecek. Üçüncü atım. 16 numaralı Zorro. Dördüncü atım. 6 numaralı Hakna. Beşinci atım. Ve 3 numaralı Dollarman'de bir diğer isim olacak. Benim de sıralamam. 4, 15, 8, 16, 6, 3. 4, 15, 8, 16, 6, 3 şeklinde. Şimdi bugün son düzlük özel, tabii dişi tay deneme, erkek tay deneme özel koşulları yaptık ama bugün tabii programın başında da söylemiştik, iki çok önemli yarış var. Bunlardan bir tanesi de yine merhum Hasan Adalı adına düzenlenen koşu. Bir diğeri ise yine Mehmet Yavuz Yılmaz adına düzenleniyor. O koşuda da düşünceleriniz varsa Ali abi, Tolga'nın, tuttuğunuz safkanlar varsa arkadaşlarım da o esnada arkada bu koşuda koşan atların idmanlarından da görüntüler ekrana getirirler. Sizlerin de görüşlerini alalım. Neler söylemek istersiniz bu koşudaki görüşlerinizle ilgili? Şimdi önce hangisiyle başlayalım? İstersen Mehmet Yavuz Yılmaz koşusuyla başlayalım. Şimdi şöyle yapalım. Zaten 7. ve 8. koşular. Mehmet Yavuz Yılmaz koşusuyla başlayalım. Ardından da Hasan Adalı koşusunun değerlendirmesini alalım Ali abicim senden. Bir kere Winner Get It All. Çok beğendim. Atlardan biri. Bugün Gökhan Kocakaya ile yine farklı koşacak. Aslında Çin pistte bunun çok koşması lazım. Fakat nedense hep son yarışları şeye denk geldi. Evet. Sentetik piste denk geldi. Evet. Ama geçen seneki yarışlarına şöyle bir baksanız, Çin pistte de çok farklı koştuğunu görürsünüz. Evet. İyi bir kan hattına sahip. Winner Gets It All. Bir de merak ettiğim at ama Tivoli. Tivoli diyor. Tivoli peki. Diyorum. Ben iki tane at söylüyorum. O zaman Winner Gets It All ve 2 numaralı Tivoli. 4-2 Ali abiden evet. Gelen koşu. Az sonra Hasan Adalı koşusunu soracağız.
Ve hemen Tolga senden bir sıralama alayım. Ya ben Mambo Forever bu defa mesafesine çıktı diyorum. İlk şans 5 Mambo Forever'da. 9 Eliminator toparlandı. 2 Tivoli. 1 Unravel. Ve son olarak da 3 Might Hunter. 5 numaralı Mambo Forever. Ben de bu kez iddiasının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Koşunun şanslı isimlerinden biri. 2 numaralı Tivoli. Sikletine rağmen çok şanslı. 4 numaralı Winner Gets It All. Ve 9 numaralı Eliminator benim bu koşuda şanslı gördüğüm isimler. Ve hemen 8. koşu yani Hasan Adalı koşusuyla ilgili görüşlerini almak üzere ki Altı Ganya'nın 5. ayağını oluşturuyor aynı zamanda. Ali abiden soralım. 4 at koşuyor. 4 tane kısrak var. Hangisi ve hangileri şanslı görüyor? Camiamızda aramızdan ayrılanlar nurlar içinde yatsın. Hele Hasan Baba'nın hiç unutamadığım anılarımız var. Mutlaka tabii. Nasıl unutamadığımız Adana'da. Anılar? Biz tribünde işte bir ekip olarak saat tutardık. Atların antrenmanlarını izlerdik, takip ederdik. Evet. Haftada en az 3 gün gelir. Ne oturuyorsunuz? Anneniz bekliyor derdi. Çünkü Adana Hipodromu'nun hemen evet. içinde at yetiştirdiği ve kendinin de atlarla iç içe olduğu çok güzel yeri vardı. Hadi ne oturuyorsunuz? O da nurlar içinde yatsın Özen anne. Abi. Bize bir kahvaltı hazırlanırdı. Biz haftada 3 gün Adana ekürüsündeydik. Ondan dolayı hiç unutulmaz. Nurlar içinde yatsın bir kez daha söylüyorum. Rahmetli Hasan Adalı koşusunda ben a fine day to fly diyorum önce. Bugün bir kere Atomic Blonde Halis Karataş'la koşuyor. Çok şanslı ama 3 kilo az bir avantaj değil. Hı hı. Yani 3 kilo az bir avantaj değil. Mesafe 1600 metre. O 3 kilo bile yani yarım saniyeye denk Tabii. gelse 2,5 boy yapar. Doğru öyle. Dolayısıyla önce 3 rakibi de 1 diyorum. Tolga? Ben Melina'm diyorum. Hı. Yarış gördü. Bence çok iyi koşacak. Rakip de bir Atomic Blonde. Evet. Sıra biraz farklı bende de. Açıkçası ben de öncelikle şansı bir numaralı Atomic Blonde'a veriyorum. Son koşusunda ikinci kalmıştı ama bu grup için iddialı bir performans sergiledi. Rakip de dört numaralı Melina'm görüyorum. Ama Ali abiden çok cazip bir isim geldi. Dün de sevgili Barış'la karşılaşmıştık. Önceki gün öyle bir ayaküstü sohbet ettik. Biraz hedef büyüttük demişti. Fine Day Tourlane sahibi aynı zamanda. Bayağı iddialı giriyorlar onlar da bu yarışa. Bakalım nasıl olacak. Bendik sıralama ise 1 numaralı Atomic Blonde ve 4 numaralı Melina'm şeklinde olacak. Evet Ali abi ayağına sağlık. Yine özel bir günde geldin. Eray'a da selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Başarı dileklerimizi de iletiyoruz tabii ki ona da. Şimdi Ali abi YouTube şeyi ne zaman açılıyor senin? Şimdi YouTube yani başvuruyu yaptık. Bize yolu açtılar. Biz de onun altyapısını hazırlıyoruz. Evet. Bu arada tabii abone sayısı galiba bir limit varmış. 1000 olması lazım. 1000 olması gerekiyormuş. O olmadan da faaliyete geçemiyoruz. O zaman izleyicilerimiz seni o 1000'e evet. çıkarırlar değil mi? Buradan seslenelim. Evet. Eğer 1000 kişi beni abone olursa bana... Ücretsiz zaten o da. Zaten ücretsiz. Tabii. O zaman ben de canlı olarak artık öyle şey de değil... Yazarak, çizerek de değil, görünmeden hani telefon hatlarım var, konuşarak da değil, canlı böyle yüz yüze. Çünkü insanlar konuşurken samimiyeti de ortaya çıkar. %100. Beni zaten herhalde yıllardır tanıyorlar. Evet. Dolayısıyla bütün açıklığıyla, bütün bildiğim bütün her şeyi, sahada ne varsa öğrendiğim, gördüğüm, bildiğim hepsini YouTube kanalında beni takip eden tüm dostlarıma diyorum. Çünkü kolay mı? Telefon hatları tam 30 yıldır yapıyorum. Evet, 30 yıl telefon hatlarını rekor, takip ettiler. Rekor. Tabii rekor. Yani hiç kimse... Benim nefesim kesildi Ali abi. Hemen arkanda senin geliyorduk biz takipçiydik. Ben 5 sene önce aman dedim. Evet. Değil mi? 30 yıl ne demek? Sağ olsunlar. Hepsine şükranlarımı sunuyorum. Evet. Şükranlarımı ifade ediyorum. Medya merkezi yani web sitesi
O da 8,5 yıl oldu. Maşallah. Tam 8,5 yıldır yazıyorum. Beni takip ediyorlar. Binlerce üyem var. Ama artık şimdi abone olurlarsa artık hiçbir şey öyle onlara gerek kalmayacak. Her gün belirli bir saatte onu ayarlayacağız artık. Sizlerin bilgilerinize sunacağız. Zaten herkese mesajlar göndermiştik. Evet. Dolayısıyla yine göndereceğiz. İşte şu saatte her gün ama her gün bu sunumu gerçekleştireceğimi huzurlarınızda taahhüt ediyorum, söz veriyorum. Evet, valla çok önemli bir detay. Hani Ali abinin sesine zaten herkes hayrandı. Görüntüsüne de hayran, biliyoruz çok hayranları var Ali abinin de. Ama artık YouTube kanalında tabii bu arada çok sayıda at yarışına gönül vermiş dostlarımızın oluşturmuş olduğu kanallar var. Onlara bir renk katacaktır ki üstad bir ismin onlara önderlik, abilik yapıyor olması da çok çok önemli. Dolayısıyla artık Ali Kayakat'ı da YouTube kanalında izleyip Ali abiden sabah gördüklerini, idman pistinde gördüklerini, detayları takip etmek isteyenler yapılacak şey çok basit. YouTube'da sadece Ali Kayakıt'a abone olmanız yeterli. Ücretsiz zaten üyelik ve Ali abiyi bol bol orada takip etmek. Bunun için yapmamız gereken şey o adedi arttırıp binlere getirmemiz gerekiyor. Tabii. Hemen Tolgan, yayın biter bitmez. Hemen abone olacağız. Abone oluyoruz. bu anlamda da ağzına sağlık Ali abicim tekrardan. Rica ederim. O zaman ben sözü hep ortada Eray'a bırakıyordum. Bu sefer Tolgan'a bırakacağım bu haftalık. İnşallah önümüzdeki hafta cumartesi günü hep birlikte tam kadro olmayı umut ve ümit ediyoruz. Bugün özel bir programdı. Bu pazar erkek taydırma, dişi taydırma özel programıydı. Sağlık, huzur, şans, mutluluk sizlerle ve sevdiklerinizle olsun deyip ben sözü kapanış için Tolgan'a bırakıyorum. Ali abi ayağına sağlık. Yeni projende de başarılar. Eminim ki burada da uzun soluklu, yine disiplin içinde. Tabii. Harika işleri imza atacağından şüphemiz yok. Çok teşekkür ederim. Ayağına sağlık diyorum. Çok mersi. Hayırlı uğurlu olsun. Eray'a selamlar diyelim. Evet. Yarış severlerimize, bizleri izleyenlere de hem teşekkürler hem bol şanslar. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın.